milletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i... Cümle sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz şey... Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Gün ortası programı başlıyor. Programımızın başında Ankara'ya döneceğiz. Suriye krizine çözüm bulunması için Ankara-Tahran-Moskova hattındaki liderler zirvesi Ankara'da yapılıyor. Ayrıntıları Gürkan Demir'den alacağız. Gürkan. Umut Tezerer, kritik zirve için gözler Beştepe Sarayı'na çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada üçlü liderler zirvesinin 12.30'da başlayacağı duyurulmuştu. Saat 15'te de çalışma yemeğine geçilmesi, saat 17'de de üç liderin kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleneceğine yönelik bir program basına ve kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Toplantıda şu dakikalarda başlamak üzere. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde yapılan toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılıyor. Tabii bu zirvenin ana gündem başlığı Suriye olacak. Suriye krizine ve Suriye barışına çözüm yollarının bulunması konusu ele alınacak ve etraflıca tartışılacak. Tabii bu üç lider daha önce Suriye barışı için 2017'de bir araya gelmişlerdi. Bu toplantıda üçlü liderler zirvesi olarak ikincisi olacak. İlk toplantı Rusya'nın Soçi kentinde yapılmıştı. O üçlü liderler zirvesinde terörle ortak mücadele ve Suriye'de siyasi istikrar konusunda işbirliğini konuşmuştu liderler. Bunu masaya yatırmışlardı. Bugün yapılacak olan zirvede de daha önce varılan anlaşmalar kapsamında o anlaşmaların uygulanmasını ve gelinen aşamayı değerlendirecekler. 30 Ocak'ta yine Soçi'de bir kongre yapılmıştı. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapılmıştı. İşte o kongrede bazı kararlar alınmıştı. Örneğin yeni bir anayasa yazılması ve bu anayasa yazımı için ortak bir komisyon kurulması kararı alınmıştı 30 Ocak'taki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde. İşte bugün liderler bugün başkent Ankara'da yaptıkları zirvede 30 Ocak'ta Soçi'de alınan anayasa yazım kararı Suriye'nin nasıl bir anayasayla yola devam edeceğini tartışacak ve masaya yatıracak. Keza yine ülkenin yani Suriye'nin 5 yıllık siyasi geçiş sürecini de yine bugün üçlü liderler zirvesinde 3 lider masaya yatıracak, konuyu etraflıca tartışacaklar. Yine bu zirvenin önemli başlıklarından birisi Suriye'deki ateşkes süreci olacak. Hatırlanacağı üzere Astana süreci kapsamında ve Soçi'de yapılan toplantılar ve zirveler çerçevesinde Suriye'de bazı kentler ve bazı bölgeler ateşkes süreci olarak ateşkes kapsamına dahil edilmiş ve bu şekilde ilan edilmişti. Bu çerçevede de Astana'da yapılan anlaşma gereği Türkiye İdlib'e gözlem kuleleri ateşkesin sağlanması ve ateşkesin devamlılığını sürdürülebilmesi için gözlem kuleleri kurması kararı alınmıştı. Türkiye bu gözlem kulelerini diğer yandan kurmaya devam ederken hangi aşamaya gelindi, neler yapıldı? İşte bunlar da yine bugünkü liderler zirvesinde ele alınacak konu başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle Doğu Guta konusu da yine benzer şekilde Doğu Guta'da Suriye hükümeti, Suriye askerleri kontrolü büyük ölçüde sağlamış durumda. Bundan sonraki aşama nasıl olacak? Bölgede nasıl bir süreç işleyecek? Oradaki silahlı unsurlar nereye çekilecek? Bunlar da yine üçlü liderler zirvesinde etraflıca masaya yatırılacak olan konu başlıklar arasında yer alıyor. Washington'un Suriye'ye yapacağı olası işgal planı bu konuda çok tartışılmıştı. Washington'un Suriye'ye yönelik yani Amerika'nın Suriye'ye yönelik bir işgal planı üzerinde durduğu bilgileri kamuoyuna yansımıştı. Özellikle ulusal kanal ekranlarından bu bilgiyi gündeme getirmiştik. İşte Washington'un Suriye'ye yönelik böyle bir planı olması durumda bu üç ülke neler yapacak? Bu işgal planını nasıl engelleyecek? Yine Erdoğan, Ruhani ve Putin olmak üzere bu üç lider bu konuyu Washington'un Suriye işgal planının önüne geçme konusunu masaya yatıracak ve atılacak adımlar konusunda fikir alışverişi yapacak. Yine zirvede Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü Afrin Harekatı gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diğer iki lideri Afrin Harekatı'na ilişkin bilgi vermesi de bekleniyor. Afrin Harekatı'nın yanı sıra PKK-PYD'nin işgal ettiği diğer bölgeler yani Tel Rifat, Membiç ve Fırat'ın doğusundaki noktalara ilişkin Türkiye'nin olası operasyonları yine bu üç liderin yapacağı zirvede tartışılacak, konuşulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan buralara niçin operasyon yapılması gerektiğini, Türkiye'nin
hangi konuda bu operasyonu hayata geçirmesi gerektiğine ilişkinde etraflıca bilgi vermesi ve sunum yapması diğer iki liderlere ilişkin bekleniyor. Tabii bu liderler zirvesinden bir de ortak deklarasyon yayınlanacak. Az önce yayınımızın başında söyledik. Saat 17'de 3 lider kameralar karşısına geçmesi bekleniyor ve o kameralar karşısına geçtiklerinde de ortak deklarasyon yayınlamasını bekliyoruz 3 liderin. Bu ortak deklarasyona ilişkin hem iki ülkenin üst düzey memurları hem de 3 ülkenin dışişleri bakanları yoğun mesai yapmış durumda. Onlar o deklarasyon metni üzerinde çalıştılar ve son halini 3 lidere sundu. Eğer onlar da onaylarsa az önce ifade ettiğimiz gibi saat 17'de bu ortak deklarasyonda kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Bu ortak deklarasyonda daha öncekilerine benzer şekilde bu üçlü liderler zirvesinin ortak deklarasyonunda Suriye'deki ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi konuların yine benzer şekilde bu deklarasyonda vurgulanması bekleniyor. Tabii bu liderler zirvesi öncesi kritik de gelişmeler yaşandı. Örneğin dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rus lideri Vladimir Putin'le baş başa görüşme yaptı. Bu sabah itibariyle de saat 10.55'te İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile baş başa görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Her iki temasında da ikili ilişkiler etraflıca masaya yatırılmıştı. Yine bu liderler zirvesi öncesi dün Rus Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi ve mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar'la baş başa görüşme yaptı. Yine bu liderler zirvesi öncesi yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Astana sürecinde varılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e gözlem kulesi kurması gelişmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. O da TSK İdlib'de 12 no'lu 8. gözlem kulesinde İdlib'e kurmuş durumda. Yani liderler zirvesi öncesi de sahada da sıcak gelişmeler, dikkatli gelişmeler yaşandığını ifade edebiliriz. Özetleyecek olursak 3 lider saat 12.30'da bir araya gelmesi yönünde bir kamuoyuna açıklama yapılmıştı. 15'te de çalışma yemeği yapılacak. Saat 17'de de Suriye için ortak deklarasyonu kamuoyuna paylaşmak için Erdoğan, Rouhani ve Putin kameralar karşısına geçecek. Umut Tezerer. Teşekkür ediyoruz. Evet, başkent Ankara'nın oldukça yoğun bir gündemi var dünden bugüne. Müthiş bir trafik. Tabii Astana ile başlayan, Soçi ile devam eden bu süreç şimdi Ankara ile yeni bir boyut kazanıyor. Ankara'da, başkent Ankara'da 3 ülkenin lideri bir araya geldi saat 12.30 itibariyle. Bu üçlü zirve başladı. Dünden bugüne zaten birçok zirve, birçok heyetler arası görüşme yapılıyor. Ortak bir deklarasyon üzerine bürokratlar dünden bugüne çalışıyor. Bugün saat 15'te bir çalışma yemeğine geçecek liderler. Ve saat 17'de bir basın toplantısı düzenlenecek. Bu basın toplantısında da o ortak bildiri, deklarasyon deklar edilecek, duyurulacak. Önemli. Bize takip ediyoruz adım adım. Gürkan Demir son durumu aktardı. Haberlerimizle devam edelim. Suriye konulu üçlü zirve hakkında Birleşmiş Milletler'den bir açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü, görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Staffan Duraşik, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirveye ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye, Rusya ve İran'ın Ankara'da bir araya geleceği zirve hakkında Duraşik, yapılacak görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, zirveden ne gibi sonuçlar çıkacağını bekleyip göreceğiz dedi. Zirve kapsamında Suriye konusunda hangi yeni adımların atılacağına yönelik teklifler, Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanlarının yapacağı toplantıda sunulacak. Kuşatılmış bölgelerde teklifleri ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevat Zarif değerlendirilecek. Dışişleri Bakanları toplantısından çıkacak deklarasyonun liderler tarafından onaylanması bekleniyor. Deklarasyonda Suriye'nin toprak bütünlüğü, ateşkesin devamı ve ihlallerin durdurulmasının vurgulanacağı belirtiliyor. İlk nükleer enerji santralini kuruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin birlikte Akkuyu nükleer santralinin temelini attı. Yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak santral Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayacak.
Akkuyu nükleer santrali için yeni bir aşamaya geçildi. Santralin inşaat temelini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte attı. Akkuyu nükleer güç santralinin temelini bugün burada değerli dostum Putin'le birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Rus ve Türk uzmanların koordineli çalışmaları bütün bu hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Erdoğan da Putin, Mersin'deki santralin temel atma törenine video konferans yoluyla katıldı. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılaması hedeflenen projenin yaklaşık 20 milyar dolar yatırımla hayata geçmesi planlanıyor. 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. 2010 yılında anlaşması imzalanan nükleer santral projesi her biri 1200 megawatt gücünde 4 reaktörden oluşuyor. Akkuyu nükleer güç santralinin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye'de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğine sahip projeyi Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom yürütüyor. Proje önemli bir istihdam sağlayacak. Santralin inşaatında 10 bin kişi, faaliyete geçtiğinde ise 3500 kişi çalışacak. Ve bunun %80'i de Türk çalışan olacak. Ayrıca santral projesi kapsamında 248 Türk öğrenci mühendislik eğitimi için Rusya'ya gönderildi. Bu öğrencilerden 35'i Şubat ayında mezun oldu ve projede görev alıyor. İnşallah bu gençlerimiz öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkemize dönerek önemli görevler üstlenecektir. Okudukları üniversite dünyanın önde gelen nükleer sektöründe önde gelen üniversitelerinden bir tanesidir. Evet, Suriye için üçlü liderler zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da bir araya geldi. Zirveye S-400'lere ilişkin verilen mesajlar damga vurdu. Erdoğan, anlaşmanın iptal edilebileceğine yönelik iddialara karşı net mesaj verdi. Anlaşmaları yaptık, tartışmalar bitti dedi. Putin de füzelerin teslimatının öne çekildiğini açıkladı. Füzeler 2019'da Türkiye'ye teslim edilecek. İkili ilişkiler tüm boyutuyla ele alındı. S-400 füzelerinin teslimatı öne çekildi. Kimi çevrelerin Türk-Rus işbirliğini zehirleme gayretlerine de şahit olduk. Boşa çıkan her provokasyonla ikili işbirliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi. İkili işbirliğimizin temel konularını ele aldık ve ileriye dönük de temel hedefleri atmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçlü liderler zirvesi için Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Beştepe'deki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. İkili ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ardından liderler kameralar karşısına geçti. Toplantının ana gündem başlığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı oldu. Tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır. Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık. Bitti o iş. Savunma tesislerinin Türkiye teslimatını, teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik. Liderlerin açıklamasının ardından S-400'lerin teslimatına ilişkin yeni tarihi Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir kamuoyuyla paylaştı. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Demir, teslimat tarihinin 2020'den 2019 Temmuz ayına çekildiğini duyurdu. Erdoğan'la Putin, terörle mücadele ve Afrin konusunu da görüştü. Sayın Putin'e Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini sağlamaktır ve oradaki terör yuvalarını imha yok etmektir, ortadan kaldırmaktır. Türkiye ile işbirliği yapıyoruz ve ileride de bu doğrultuda işbirliği yapacağız.
Son dönemde özellikle Avrupa ile Rusya'nın arasını açan ajan krizi de iki liderin gündemindeydi. Bu konuyu kısa bir şekilde görüştük. Sayın Erdoğan bazı sorular sordu. Ben pozisyonumuzu anlattım kendisine. Ankara ile Moskova arasındaki ticaret hacmi ile yaz sezonuna ilişkin turist konusuna da değindi iki lider. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlaması arzumuzdur. Geçen sene 5 milyon Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Seneye bu rakam 6 milyona çıkabilir. İki ülke arasındaki anlaşmalara yenileri de eklendi. Buna göre yatırım, haberleşme ve kitle iletişim, kültür ve sporla kadın hakları alanında yeni anlaşmalar imzalandı. Bu 4 anlaşmanın ilişkilerimizi daha da perçinlediğine inanıyorum. Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim insanları nükleer enerjiyi anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı kamu spotunda Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar'la UNESCO ödüllü Profesör Doktor Melhat Bilge Demirköz yer aldı. Güç nedir? Bugünden yarını şekillendirmektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer enerji için özel bir kamu spotu hazırladı. Bir sonraki adım bilmektir. Hayat kurtaran tıp teknolojilerini geliştirmek için. Tanıtım filminde Türkiye'nin önemli bilim insanları Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Profesör Doktor Melahat Bilge Demirköz yer aldı. Bilimde çok güçlü olmaya ihtiyacımız var. Sancar'ın çekimleri Amerika'da, Dört Dağın Arena ve James Hunt Kütüphanesi'nde yapıldı. Demirköz'ün çekimleri ise Ankara'da, TAEK'te ve İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde tamamlandı. Dikkat çekici kamu spotunu dünya ünlü markaların reklamlarını çeken Eric Weil, görüntü yönetmenliğini ise Yoel Cartier üstlendi. Çekimleri toplam 4 gün süren kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü. Sağlıksız enerji istiyor. İki bilim insanı da nükleer enerjinin önemini anlattı. Türkiye enerjide nükleer güç istiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'ye asker gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seslendi. Perinçek, Fransız askerleri uçakla gelir, tabutla döner dedi. Vatan Partisi lideri Amerika Başkanı Trump'ın Suriye açıklamasını da değerlendirdi. Perinçek, Amerika'nın Türk ordusuna, Türk polisine ve bölge ülkelerine yenildiğini söyledi. Fransız askeri oraya uçakla gelir, tabutla döner. Suriye'de rol alacak Fransız askerlerle ilgili böyle dedi Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seslendi. Eğer oraya Fransız askeri savaşmaya geldiyse o zaman Macron'a da buradan selam yolluyorum, tabutları hazırlasın. Perinçek partisinin Fransa'da Macron'a tepki göstereceğini de söyledi. Fransa temsilcimiz Ali Rıza Taşdelen önümüzdeki 1-2 gün içerisinde Paris'te gidecek. Hükümetin önünde, meclisin önünde bu mesajı verecek. Macron'a diyecek ki askerlerini oraya uçakla gönderdin ama onlar tabutla döner. Ey Fransız anneleri, evlatlarınızın tabutla dönmesini istemiyorsanız şu Macron'u hizaya getirin ve adam edin de bu işten vazgeçsin. Vatan Partisi liderinin gündeminde Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili açıklamaları da vardı. İşte Amerika bocalama içinde. Amerika şimdi iki seçenek arasında gitgeller yapıyor. Yani bir seçenek nedir? İnadı minat. Burada şiddet kullanmaya, silah kullanmaya da devam ederim. Bir seçenek de şu, devam edemezsin çünkü bitti. Amerika, Batı Asya'da şiddete yenildi. Perinçek, Amerika'nın bölgede adım adım uğradığı yenilgiyi özetledi. Irak'ın ordusu Kerkük'e girdi, Amerika'nın adamları kaçtı. Barzani'nin peşmergeleri ve PKK Kerkük'ten kaçtı. İkinci yenilgi İdlib'de. İşte Rusya, Türkiye, İran birleşti, yenildi. Üçüncü yenilgi Türkiye şeye girdi, Afrin'e girdi, Amerika yenildi. Ondan evvel Türkiye, Amerikan-İsrail koridorunu yardı Fırat Kalkanı Harekatı'yla.
Ankara'da, İstanbul'da Türkiye-Amerikan savaşları oldu. Fethullahçı Gladio darbe yapmaya kalktı. Amerika Ankara'da, İstanbul'da yenildi. Kime yenildi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yenildi. Türk polisine yenildi. Bölge ülkelerinin işbirliğine dikkat çeken Perinçek, Amerika'nın bu cepheye karşı şansı olmadığını vurguladı. Amerika Türkiye'ye karşı, Türkiye, İran, Irak, Rusya, işte bu Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı biraz evvel açıklamalar yaptı. Bu cepheye karşı silahlı mücadelede başarı şansı yok Amerika'nın. Türkiye'nin burnunun dibinde, Suriye topraklarında, Irak topraklarında Amerika bu bölge ülkeleriyle silahlı bir boy ölçüşmeye girerse kaybeder. Amerikan Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme konusundaki kararını yineledi. Suriye'den dönmenin vakti geldi diyen Trump, çekilme konusunu savunma bakanıyla konuşacağım ifadelerini kullandı. Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'de kalmasını isteyen Suudi Arabistan'a ise parasını ödemeleri gerek yanıtını verdi. Yakın zamanda Suriye'den çekileceği sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan çekilme konusunda yeni bir açıklama geldi. Trump, Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi şekilde düşünüyorum dedi. Henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını ifade eden Trump, askerlerimizin Suriye'deki varlığı ciddi külfet, çekilme konusunu savunma bakanıyla konuşacağım. Askerlerimizin eve dönmesini istiyorum ifadesini kullandı. Ulusumuzu yeniden inşa etmek istiyorum diyen Trump, Amerikan askerlerinin IŞİD'in yenilmesinin ardından ülkeden ayrılacağını belirtti. Öncelikli görevimiz IŞİD'den kurtulmak. Bu görevi neredeyse tamamladık. Yakında bir karar verilecek ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'dan gelen Amerika Suriye'den ayrılmasın açıklamasına değinen Trump, Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorlarsa parasını ödemeleri gerek dedi. Trump, diplomatların sınır dışı edilmesiyle gerginliğin tırmandığı Rusya konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. NATO ülkeleri daha fazla para ödemeli diyen Amerikan Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çok iyi diyalog kurabileceğini düşündüğünü belirterek, Rusya ile iyi geçinmek iyi bir şey ifadesini kullandı. Trump, Suriye'den çekileceğiz açıklamasını yinelerken, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Waddell skandal açıklamalarına devam etti. CENTCOM Komutanı Waddell, YPG'nin Afrin'e gitmesinin IŞİD'e karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken, YPG'den sahadaki ana ortağımız diye bahsetti. Amerika Başkanı Trump, Suriye'den çıkacağız dedi ama Washington'ın Türkiye karşı cephede konuşlanması sürüyor. Amerikan askerleri Membiç'te iki yeni üs kurmaya hazırlanıyor. Ankara, Membiç'e operasyon konusunda kararlı. Atlantik güçleri Membiç'te yeni planlar yapıyor. Kendilerine dedik ki bunları Fırat'ın doğusuna sürün. Ankara'nın PKK-PYD'nin Fırat'ın doğusuna geçmesine yönelik kırmızı çizgisi sürüyor. Ancak Washington bölgede yeni hedefler peşinde. Yakında Suriye'den çıkacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden Washington bölgeye ek takviyeler yaptı. Amerika, Suriye'nin kuzeyindeki Membiç'te Özel Operasyonlar Birliği'ni genişletti. Amerika takviye askerlerle Membiç'te Sacu Nehri'nin doğu yakasında Türk ordusuna yakın bir noktada iki yeni askeri üs kuruyor. Bu üslerden birisi Dadat Köyü'nün güneydoğusunda yer alıyor. Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre de Membiç'te devriye gezen Amerikan askerleri kente gönderdiği takviye birliklerle Türk ordusuna yakın bir noktada kalıcı pozisyon almaya başladı. Bu kapsamda Membiç'in kuzeydoğusundaki Dadat beldesinde Türk ordusuyla mesafe 1,5 kilometreye kadar indi. Dadat'ın Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgeye yakınlığı ise 25 kilometreyi buluyor. Amerikalı askerlerin bölgede yeni evler kiraladığı ve bu evlerde konakladığı belirtiliyor. Bölgedeki tüm kuvvetlerin kesiştiği nokta ise Arima bölgesi. Kuvvetler arasındaki mesafe bu noktada 2 kilometreye kadar iniyor. Ve bakın şu anda Suriye'de rejim bu bizim için bir tehdit oluşturur diyor. Arap ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı kente Fransa'nın da yeni takviyeler yaptığı iddia ediliyor. Atlantik güçlerine karşı Türkiye ise operasyon hedefi konusunda kararlı tavrını sürdürüyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ankara'nın kararlılığı terör örgütü PKK'da panik havası da yaratmış durumda. Amerika ise moral vermek için terör örgütü mensuplarına
endişe etmeyin, bölgeden ayrılmayacağız mesajı veriyor. İngiltere'den bir grup vekil Kamışlı'da PKK-PYD temsilcileriyle görüştü. İngiliz vekiller teröristlere dayanışma sözü verdi. Teröristlerle görüştüler, dayanışma sözü verdiler. Fransa'nın teröristleri Elize Sarayı'nda ağırlamasının ardından skandal bir haber de İngiltere'den geldi. İngiltere parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda görev yapan vekiller Suriye'de PKK-PYD kontrolündeki Kamışlı'ya gitti. İşçi Partili vekil Marcia Glassman, Kamışlı'da bir konuşma yaptı. Glassman konuşmasında, "Sizinle uzun süreli bir ilişki için buradayız. Öncülüğünüzü yok etmeye çalışan tüm insanlara karşı sizi destekleyebiliriz." ifadelerini kullandı. İngiliz vekil, Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri gezeceğini ve PYD-YPG'lilerle buluşacağını belirtti. Bir başka işçi partili vekil, Lloyd Russell Moll ise, İngiltere'ye döndükleri zaman parlamento ve İngiliz halkıyla paylaşımda bulunacaklarını söyledi. Türkiye'ye silah satışının daha dikkatli incelenmesini umduğunu vurgulayan İngiliz vekil, "Sizinle yan yana olduğumuzu söylemek istiyoruz." şeklinde konuştu. Türk askeri ekmeğini Afrin'de sivillerle de paylaştı. Mobil fırında üretilen ekmekler halka dağıtıldı. Afrin'de Türk askeri sivil halka huzur ve güven vermeye devam ediyor. Günlük 4000 kapasiteli ekmek mobil fırınında Mehmetçik tarafından üretilen ekmekler bölgede görev yapan askerin gözetiminde ilçe halkına dağıtıldı. Dağıtım saatini beklerken uzun kuyruklar oluşturan Afrinliler aldıkları sıcak ekmeği evlerine götürmenin sevincini yaşadı. Suriyeli Fatma Naif, durumlarının eskiye oranla her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Fatma Ali de Türk askerine minnettar olduklarını dile getirdi. Peki, Türk askerinin buraya gelmesinden dolayı çok mutluyuz. İnsanlara yardımlar veriliyor, çok mutluyuz. Allah razı olsun. Biz hep istiyoruz ki Türk askeri burada kalsın. Pentagon, incirlik üssündeki silahların taşınacağı iddialarını yalanladı. Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü Johnny Michael, Türkiye'nin incirlikteki hava üssünün NATO ve koalisyon için önemli rolü devam ediyor ifadelerini kullandı. Amerika, incirlik üssündeki askeri mühimmatların taşındığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Johnny Michael, İncirlik üssündeki silahların başka ülkeye taşındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Türkiye'nin hala NATO müttefiki olduğunu söyleyen Pentagon Sözcüsü, İncirlik üssünün NATO için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve koalisyon için önemli rolü devam ediyor. ABD Avrupa kuvvetlerine bağlı askerlerin sorumluluk alanları içindeki görev bölgelerinden herhangi birini terk ettiğimize dair yapılan online haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Bu haberler güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır. Yakın bir zamanda Amerika'nın Türkiye ve Katar'daki hava üslerini boşaltacağı iddia edilmiş, Pentagon bu iddiaları da yalanlamıştı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batı Afrika ülkesi Senegal'i ziyaret etti. Köle ticaretinin yapıldığı Utanç Adası'nı gezen Orgeneral Çetin, anı defterine "Burada yaşanan utançtan dolayı bütün Batı ülkeleri dönüp kendi tarihlerini sorgulamalı" notunu düştü. Sevgi gösterisinde bulundular, fotoğraf çektirdiler. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Senegal'e gitti. Mevkidaşı Meysa Niang'la heyetler arası görüşmeler yaptı. Orgeneral Çetin mevkidaşıyla başkent Dakar yakınlarındaki Utanç Adası olarak bilinen Goreo Adası'nı ziyaret etti. Adada Batı ülkeleri yüzyıllar boyunca köle ticareti yapmıştı. Çetin, 28 köle evinden biri olan ve müzeye dönüştürülen binayı gezdi,
Hatıra defterine dikkat çeken notlar yazdı. Çetin, burada yaşanan utançtan dolayı bütün Batı ülkeleri dönüp kendi tarihlerini sorgulamalıdır. Dost ve kardeş ülke Senegal'in bağımsızlık yolunda attığı bütün adımları takdir ediyor ve daima yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum, diye yazdı. 1952 yılında. Çetin, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artırılması için çok sayıda konuda mutabakat sağlandığını söyledi. Gezi sırasında Fas, Lübnan, İspanyol ve Ganalı gençlerden oluşan bir grup Türk bayrağını görünce sevgi gösterisinde bulundu. Orgeneral Çetin'le fotoğraf çektirdi. Ankara'nın siyasi gündemine biraz dönelim. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün mecliste bir araya geldi. Bu sürpriz görüşmede terörle mücadele ve uyum yasaları ele alındı. Terörle mücadele partilerin grup toplantılarının da gündemindeydi. Başbakan Binali Yıldırım son kongreyle yeniden MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyareti yaptı. Bahçeli'nin meclisteki makamında 40 dakika süren görüşmenin ardından Başbakan açıklamalarda bulundu. Kongre sonrası bir nezaket ziyareti ve tebrik. Görüşmede terörle mücadele de ele alındı. Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları zaten Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor. Biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık. Partilerin grup toplantılarının gündeminde de terörle mücadele ve dış politika vardı. Bahçeli Fransa'yı eleştirdi. Kişi patlamış yamaya dönen Fransa, terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuğa talip olduğunu açıklamıştır. İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa, yönetimin terör örgütlerinin çöp çatanlığına soyunması tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mavi Marmara üzerinden AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Ya arkadaş sen Mavi Marmara'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? Satmadın mı? Sen kalktın, İsrail terör devletidir dedin. Sonra gittin, İsrail'in önünde diz çöktün. El pençe divan durdun. Efendim gün ortası devam ediyor. Sevgili Zihniye Ergün, Esfender hocamız yok mu demiş. Saatler 13'ü gösterince çarşamba günleri bekliyorsunuz. Saat 14'te sayın hocamı alacağız. Şimdi gazeteci Cevat Gök'le bir bağlantı kuracağız. Skype üzerinden sayın Gök gün ortasında konuk olacak. Efendim hoş geldiniz programımıza, nasılsınız? Evet, Sayın Gök'ün sesi de bana. Biraz daha açabilirsek sesi daha net gelecek. Şimdi tabii gündem Ankara'daki zirve, Astana, Soçi derken Ankara'da 3 büyük devletin, Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki sürece garantör olan bu ülkelerin zirvesine gözler buraya döndü. Bugün saat 17 sularında bir deklarasyon, ortak bildiri yayımlanması gündemde. Masada konular malum, Suriye'deki kriz, Suriye'deki barış, çözüm, işte siyasi geçiş, anayasanın oluşturulması, İdlib'deki son durum, bu Doğu Guta, tüm bunlar konuşulacak. Bu zirveyi siz nasıl anlamlandırıyorsunuz? Yani Soçi ve Astana ve Soçi'nin ardından nasıl bir mesaj verecek? Suriye'de sahaya, barışa ya da bu krize sizce nasıl yansıyacak? Şimdi öncelikle saygılarımı sunuyorum bütün Ulusal TV izleyicilerine ve sizlere. Hakikaten büyük bir diplomasi zaferi. Hı hı. Bölge ülkelerinin açıkçası yani diplomaside batıya adeta taş çıkartacak bir konuma geldiğini gösteriyor. Daha önceden bu ekranlarda sizlerin ekranlarınıza çıkardığınız uzmanların da vurgu yaptığı gibi, hı hı, bölge ülkelerinin işbirliği hiçbir zaman dışarıya ihtiyaç getirmeyecektir. Özellikle Amerika'nın çekilebiliriz açıklamasından sonra 3 ülkede, yani İran ve Rusya'da, Türkiye'de çok önem atfetti bu toplantıya. Türkiye'nin adeta bir diplomasi zaferi olduğu her anlamda. Artık Türkiye'nin stratejik ortağı tam manasıyla Rusya'dır. Zaten Türkiye Amerika'nın işine gelecek bir
adımlar atmadı son dönemlerde. Yani Amerika ile stratejik ortak olmasına rağmen Türkiye bu hep kağıt üzerinde kaldı. Bunun sonucu olarak da Türkiye gerçek partnerlerini, gerçek işbirliği yapması gereken ülkeleri zaten bulmuştu. Bu artık zirve yaptı. Toplantının Türkiye'de olması özellikle bu dönemde, yani evet, Doğu Guta'daki çarpışmaların bitip artık Suriye'nin geleceğinin inşa edileceği bu günlerde Türkiye'de yapılmış olmasının birçok manası var. Birisi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahada olduğu gibi siyasette de söz konusudur, söz sahibidir. Avrupa'dan çok çok ileridedir. Hatta şunu söyleyebiliriz, pratikte Amerika'dan da öndedir diyebiliriz. Sahada, güçlü bir şekilde sahada. Zaten Fırat Kalkanı ve Zeytin Dağı'nın operasyonlarının şu anda meyveleri alınıyor. Açıkça söylemek gerekirse. Hı hı. Yani bu operasyonların halkımız tarafından ordu desteklenmesi, ordumuzun ve bütün partilerin aşağı yukarı mecliste olan bütün partilerin desteklemesi, bu siyasetin doğru olduğunu, artık Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin doğru yere geldiğinin işaretidir. Çünkü Suriye olayı hala karmaşık ama Türkiye nerede duruyor? Siyaseten Türkiye doğru yerde duruyor. İran ve Rusya da bu noktaya gelinmesinde çok katkı sağladı. Açıkçası bölgenin güçlü ülkesi Türkiye artık sözünü söyleyecek mevkidedir diyebiliriz. Peki Cevat Gök, şimdi Doğu Guta dedim, bu mesele çözüldü, öyle gözüküyor. Aydınlık gazetesi bugün çok güzel bir manşet atmış. Yani zirvenin gündemi Amerikasız Suriye şeklinde özetlemiş gerçekten. Esad'sız Suriye falan cümleleri kuruluyordu bir zamana kadar. Ama artık süreç değişti. Peki Amerika ne yapacak sence? Yani Trump çekileceğiz dedi, yineledi bu açıklamasını. Ama işte Şahinlerin Şahini Pompei geliyor. Pompei Dışişleri Bakanı oluyor. Sence Amerika nasıl bir adım atacak? Yani bu süreci Amerika nasıl izliyor? Ne dersin? Şimdi öncelikle Amerika'nın siyasetinin Suriye konusundaki politikasının başarısız olduğu net ortada. Hı hı. Yani bölgedeki en büyük, en yakın müttefiki sayılabilecek Türkiye ile arasının bu kadar açık olması ve ters düşmesi ve adeta bir güven bunalımının yaşanması, ki buna Türkiye'nin devlet ricali de çok vurgu yaptılar, artık Amerika'nın yalnızlaştığının işaretidir. Bunu slogan olarak söylemiyoruz, bizzat Amerika'nın içinden de buna vurgu yapanlar var. Amerika'nın politikası Suriye'de çökmüştür. Çünkü sahada terör örgütleriyle işbirliği yapan Amerika herkes tarafından dışlanmıştır. Yani hı hı. Avrupa'da dahil diyebiliriz buna. Çünkü Amerika'nın adımlarının yanlış olduğunu herkes görüyor. Türkiye, Rusya, İran ve hepsinden de ötede Suriye devletinin bu konudaki tavrı net. Yani bu eksen artık bir direniş ekseni olmuştur Amerika'nın karşısında ve bu başlık çok önemli. Amerikasız düşünüyoruz çünkü hakikaten etkinliği kalmadı Amerikalılar. Yani IŞİD olayını bahane ediyorlardı. Hadi IŞİD de bitti. Sonraki adımımız ne olacak? Sonraki adım şu. Bölge ülkeleri zaten bellidir. Rusya, İran, Türkiye. Aralarındaki çatışmasızlık bölgelerini güçlendirdikleri sürece Türkiye'nin doğru adımlarını, bakın yani Zeytin Dalı operasyonu doğru bir adımdı. İran tarafı ve Rus tarafı biraz gecikmeli de olsa bu adımın doğru olduğunu gördüler. Sonuçta Türkiye'nin elinin güçlü olması gerekiyordu ve ordumuz adeta bu konuda hükümetten de ileride başarılar sağladı. Yani hükümetimizin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin masada elini güçlendiren, ki daha önceden gerçekten zayıftık, kabul edelim Suriye politikamız epey evet, yanlıştı. Eleştiriler yönleri çoktu. Bu ekranlarda da söylemiştik sizin aracılığınızla. Kesinlikle. Şimdi gelinen noktada Türkiye ordusunun gücü sayesinde Amerika ile bile baş edeceğini göstermiştir. Çünkü siyasi olarak doğru adımları attığınızda askeri zaferlerin işte o zaman manası. Yani Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının doğru adımlar olduğunu bugünkü toplantıdan anlıyoruz ve Rusya ve İran'da Türkiye'nin yanındadır adeta. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü Rus ve İran basını da çok önem atfediyorlar. Artık Türkiye sahada en az onlar kadar siyasi alanda eli güçlüdür. Bütün muhalifleri adeta bir Suudi Arabistan'ın,
bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin kucağına düşmekten, Amerika'nın kucağına düşmekten kurtarmıştır. Doğru adımlar gelecektir. Yeter ki danışarak, yani bölge ülkeleriyle, Rusya ve İran'la işbirliği yaparak ve tabii ki önümüzdeki dönem Suriye için de, yeni Suriye için de, şimdi hepsinden önemlisi yeni anayasa yazılacak. Evet. Osman Bey, yani yeni anayasanın yazılmasında, yazacak komisyonda Türkiye'nin pay sahibi olması çok önemli. Anlaşıldığı kadarıyla yani görüş ayrılığı olan noktaları önemli başka platformlara bırakarak, Sayın Erdoğan'ın Cezayir'deki konuşması böyleydi. Hı hı. Ortak noktalarda, ki en azından şu noktaya varıldı. Madem savaşla bu iş çözülmüyorsa siyasetten çözelim. Türkiye şu anda doğru tarafta. Buna hem Rusya hem İran basını aynı güçle destekliyorlar hükümetin bu adımlarını. Tam da onu soracaktım. Yani İran basını yakından takip ettiğini biliyorum. İran'da neler yazılıyor, çiziliyor? Bu zirve öncesi ve bundan sonrasına ilişkin, özellikle örneğin Esad'ın durumunu, pozisyonunu nasıl yorumluyorlar? Hükümetin politikalarını doğru buluyoruz, atılan adımlar doğru ama sonuçta hani Ankara ile Şam resmen bir temas da kurmuyor. Esed deniyor bir anlamda. İran'da bu konular nasıl değerlendiriliyor? Şimdi açıkçası yani yani Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti, hı hı, İran'ın kırmızı çizgisi olmuş durumda. Çünkü İran şunu önceden beri söylüyor. Eğer biz Şam sokaklarındaki çatışmayı engellemeseydik, şu anda çatışmalar Tahran'da devam ediyordu diye. Bu çok önemli bir tespit onlar için. Onun dışında siyasi süreçte Türkiye'nin de artık duygusallıktan ziyade olması gereken adımları ve milli çıkarları doğrultusunda adım attığının vurgusu yapılıyor. Yani Rusya ile yapılan işbirliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğu, milli çıkarına olduğu, onun da Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini söylüyorlar. Şöyle yorumlar gördüm İran basınında, Irak'ta da aynı yorumlar yapılıyor. Madem Türkiye Suriye'nin birliğini istiyorsa, bakın bu nokta çok önemli, biz Suriye'nin bütünlüğünü destekleyerek Irak'ın bütünlüğünü destekliyoruz. İran'ın bütünlüğünü istiyoruz ve dolayısıyla takdir edersiniz ki Türkiye'nin birliğini istiyoruz. Bakın, Türkiye'nin birliği bizim için her şeyden önemli. Bu nereden geçiyor? Bu Suriye'nin birliğinden geçiyor. Onun için bu toplantıda Ankara'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılması çok önemliydi. Türkiye'nin bu vurguya katkıda bulunması özellikle önemli. Çünkü Rusya ile İran zaten o konuda bir sıkıntı yaşamıyor ama sanki Türk ordusunun işgalci, işte Suriye'yi bölmek maksadıyla girdiğine dair bazı şüpheler Batı tarafından ortaya konuluyordu. Ama bugün Ankara'nın böyle bir toplantıya, böyle bir zirveye ev sahibi yapması çok önemli. Tabii saat 5'teki deklarasyonu bütün basın bekliyor açıkçası. O toplantıdan, o deklarasyondan çıkacak olan karar adeta Suriye'nin kaderini tayin edecektir diyebiliriz. Açıkçası Irak ve İran tarafı, hı hı, bu toplantıdan yana çok rahatlar. Yani Türkiye'nin artık doğru bir çizgide olduğu, kendileri açısından doğru bir çizgide olduğunu ve bunda Türk ordusunun büyük payının olduğuna da vurgu yapıyorlar açıkçası. Evet. Bir uyarı, özür diliyorum, rejim uyarıyor. Mikrofon çok yakın olduğu zaman seste patlama olabiliyor, yayına yansıyor. O uyarıyı yaptıktan sonra şunu sormak istiyorum. Amerika yalnızlaşıyor dedik, hatta Avrupa Birliği dedin, Avrupa ülkeleri dedin. Bu arada Fransa'nın bir sahneye çıkası var, çıkmaya başladı, asker gönderme falan. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani roller mi değişiyor Suriye açısından bakıldığında? Hani Batı Amerika çekilirken Fransa'nın devreye girmesi. Evet, şimdi aynı bu soruyu biraz sonra, yani saat 2 civarında Fransa televizyonuna çıkacağım. Orada soracaklar. Konu o. Aha. Fransa, Türkiye'nin ordusunun ilerlemesinden rahatsız. Türkiye şu anda sahada askeri olarak söz sahibi olunca açıkçası bütün batılı devletler rahatsız oldu, Amerika'da dahil. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Fransa'nın orada 100 kadar askeri var. Türkiye ordusu neden orada diye itiraz etme hakkı ve şansı yoktur. Hele hele şimdi Fransa'nın bir kere Akdeniz'e olan ilgisini, özellikle tarihi olarak Suriye ile olan ilgisini biliyoruz. Daha önceden
yani Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Hatay konusunda ne kadar bize zorluklar çıkarttığını da biliyoruz. Açıkçası Fransa bu boşlukta, yani Trump'ın açıklamalarından birkaç saat sonra biz varız demesi ve Türkiye'yi işgalci diye tanımlaması adeta Fransa'nın bu işe teşne olduğunu, susuz olduğunu ve aç olduğunu gösteriyor. Ama başarılı olabilir mi? Açıkça ve net söyleyelim. Artık bölgenin hakim ülkeleri, yani Rusya ve İran'la birlikte Türkiye'nin yumruğunu masaya koyması, açık ve net diyelim, güç kullanmanın lezzetini ve tadını şu anda, keyfini yaşıyor olması açıkçası Fransızların adım atmasına engel olacaktır. Bu askeri operasyonlarımızın başarıları karşısında bölgeye Fransız olan Fransızlar hiçbir şey yapamazlar. Bunu kendileri de biliyorlar. Tabii Amerika'nın o biz çekiliyoruz açıklamasına dediğim gibi yine ihtiyatla bakmak lazım ama Suriye halkı da Fransızlara orada bu rolü tanımayacaklardır açıkçası. Ben inanıyorum ki bu duruş, bugünkü duruş Türkiye'nin açıkçası bir diplomasi zaferidir. Suriye'nin dostları diye İstanbul'da konferanslar yapılıp o vaatlerin boş olduğunu hükümetimiz de görmüştür. Ben inanıyorum ki gelecekte çok başarılı projelere Türkiye hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak imza atacaktır. Fransızlar bölgenin Fransızıdır diyebiliriz. Fransa televizyonuna konuşacağım dedin. Çok önemli. Bence şunu hatırlatmakta fayda var. Tabii senin sesine bırakıyorum. Yani Fransa'nın bu hamlesi Türkiye'de bir tartışma yarattı. Türkiye'nin etkin siyasi isimlerinden biri Doğu Perinçek. Fransız askerleri uçakla gelir, tabutla gider. Bunu Fransız annelerine hatırlatıyoruz dedi. Hatta Fransa'da da buna işin bir açıklama yapacağını söyledi partisinin. Bunu hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Sen bilirsin. Peki İran'dan bahsettik. Şimdi evet. Bölgede terörün temizlenmesi noktasında Fırat'ın doğusu batısı hep evet. Konuşuyorum. Membiç, daha da doğu PKK'ya, Sincar'a, Kandil'e operasyon. İran'ın da bu koalisyona, yani Irak'la Türkiye'nin Kandil'e yapacağı operasyona dahil olmasına ilişkin bazı bilgiler geliyor. Ne dersin, katılacak mı İran'da böyle bir üçlü koalisyonla PKK'nın Kandil'deki, Sincar'daki unsurlarına da ortak bir operasyon olacak mı? Ne diyorsun? Şimdi Kuzey Irak'taki Barzani'nin yapmak istediği o anayasaya aykırı referandumdan sonra Türkiye ordusunun Irak ordusuyla birlikte ortak manevra düzenlemesini gördük. Tatbikat düzenlemesini gördük. Bu tatbikatın neticesinde İran'ın da Irak'ın arkasında duran İran'ın da tabii destek verdiğini dolayısıyla görmüş olduk. Açıkçası Irak'taki seçimler bekleniyor. Yani evet. Irak'ta seçimden sonra Irak hükümetinin alacağı karara saygılıyız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk ordusu İran'a böyle bir davet yaparsa İran bu daveti boş çevirmeyecektir diye düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü daha önceden de bunun işaretleri geldi. Artık Türkiye Cumhuriyeti Suriye'deki konumunu, Suriye ile ilgili birlikte inisiyatif alma durumunu, pozisyonunu korursa ve ilerletirse ben inanıyorum ki gelen, yani işaretler bu şekilde, İran en azından köstek olmayacaktır, o kesin. Hı hı. O kesin. Ama operasyona bizzat kendi askerlerini katar mı? O noktada biraz yani istihbarat paylaşımı zaten yapılıyor da hava desteğini öngörüyoruz. Yani en azından sınırların kapatılması, sınırların kontrol edilmesi. Yani sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti ile ordusuyla bir hadde kadar muhakkak işbirliği yapacaktır. Çünkü ortak çıkarları da, üç ülkenin de ortak çıkarı bunu gerektiriyor. Biraz önce çok güzel söyledin. Türkiye gerek Fırat Kalkanı, gerek Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla elde ettiği askeri başarının meyvelerini toplamaya başlıyor dedin. Siyaseten, diplomatik anlamda masaya yansıyor bu başarının ne diyelim, bir anlamda ışığı ya da gölgesi. Peki Membiç için bir tarih ya da takvim tahminin var mı? Yani şu anda açıkçası Türkiye tabii açıklamalarını yapıyor ama şimdi şöyle bir analizler var. Afrin için Rusya'dan yeşil ışık alan Türkiye, Membiç için Amerika'dan yeşil ışık istiyor. Ama bu görünen öyle değil. Görünen şu ki Amerika'nın kendi içinde bir takım
zorlamalar var. Artık savaşa girmeyelim hasebiyle. Çünkü Rusya'nın ağırlığını aşağı yukarı herkes kabul etmiş durumda. Görünen nokta şu, bir şekilde anlaşılacak. Yani çatışmaya, Amerika ile çatışmaya girmeden, o ihtimal zaten çok düşük. Amerika ile çatışmaya girmeden en azından Fırat Nehri'nin batısında kalan Membiç'in bir şekilde PYD'ye silah bıraktırılarak, bakın bu nokta çok önemli, Amerika muhtemelen PYD'ye silah bıraktırarak o konuda Türkiye ile anlaşacaktır. Yani öngörülen o ki hiç askeri operasyona gerek kalmadan PYD Minbiç'i boşaltacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda da hala pazarlıklar devam ediyor. Anlaşılan o, ama bir takvim verebilir miyiz? Henüz o Mart ayında geçen ay ortak bir mekanizma kurulacaktı. O mekanizma henüz start vermedi. Onunla birlikte bir işaretler gelecektir. Anlaşılan o ki PYD'ye silah bıraktırılacak ve Türkiye hiç operasyon düzenlenmeden orada zaferini ilan edecektir diye düşünüyoruz. En azından Membiç için böyle durum. Peki Amerikan varlığı devam edecek mi? O üsler ve getirdiği işte kendi askerleri, o devam edecek mi? Öyle mi düşünüyorsun? Yani şu an için en azından yakın vadede devam eder. Çünkü çok yatırım yaptı Amerika oraya. Bilindiği gibi binlerce tır silah gitti vesaire. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki konumunu en azından yakın vadede devam ettirecektir. Ama çekilirse artık Suriye olayı, Suriye dosyası kapanacaktır. En azından askeri olarak kapanacaktır ve bu Türkiye'nin büyük bir başarısı olacaktır diye düşünüyorum efendim. Son soru Cevat Kök. Büyük resme baktığımızda, yani Suriye merkezli, buna işte Vekalet Savaşları, 3. Dünya Savaşı dendi. Yaşanan hani diplomatik krizler, işte casus krizleri, silahlanmalar, yapılan gizli toplantılar, nükleer silah tartışmaları iyiye gidiyor gibi geliyor bana. Yani bu Astana, işte Soçi ve Ankara zirvesi, Türkiye'nin müdahil olması, yani Suriye'de işler biraz daha normale dönecek gibi gözüküyor. Amerika çekileceğim derken toplamda da dünyada hani böylesi bir büyük savaştan öte daha böyle dengelerin gözetildiği bir sürece evrilecek gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Sen katılıyor musun bu fikre? Yani açıkçası Cenevre'deki toplantıların başarısız olmasının sebebi neydi? Neydi? Çünkü Cenevre'de sahada olan ülkeler pek yoktu. İran yoktu, rejim yoktu o manada. Muhalifler de kendi ellerindekilerini kaybetmemek için masaya oturmuyorlardı. Ama şu anda Ankara'da muhalifleri de kısmen temsilen Türkiye Cumhuriyeti burada, rejimden yana, Suriye Devleti'nden yana Rusya ve İran burada. Sahadalar sonuçta. Hizbullah'tan yana İran burada diyelim. Çözüme diğer daha taraftan. Tabii onun için yani sahada olan ülkeler bir araya geldiğinde zaten sonuçta bu ülkeleri daha çok ilgilendiriyor. Amerika'yı artık ilgilendirmiyor. Onun için olumlu gidiyor. Olumlu gidiyor diyelim. Evet. Evet. Cevat Kök, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü zirve önemli. Bakalım 17 nasıl bir açıklama gelecek, deklarasyon gelecek. Sonrasında yine değerlendiririz. Katıldın, katkıda bulundun. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarında. Evet, gazeteci Cevat Kök dostumuzla bir Skype bağlantı yaptık. Suriye'deki gelişmeleri, Ankara'daki zirveyi ve tabii bundan sonrasını yorumlamaya çalıştık. Bana da öyle geliyor. Cevat Kök de katıldı. Suriye'de yani Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın garantörlüğünde devam eden bu süreç biraz daha işleri kolaylaştıracak gibi. Amerika'nın sahada kaybettiği ortada, siyaseten de bunu itiraf eden diyelim açıklamalar geliyor. Bir kafa karışıklığı da yaşıyor. Bundan sonrası siyasetini belki belirlemede. Şahinlerin Şahini göreve gelirken en baştaki adam çekileceğiz de diyor. Hatta bu açıklamasını yineliyor. Biraz süreç olumlu gidiyor gibi. Tabii olumlu gitsin, krizler çözülsün bölgeye, bölge halklarına, değil mi? Barış gelsin. Yurtta ve dünyada barış olsun. Tıpkı Atatürk'ün dediği gibi biz de bunu istiyoruz. Evet, bu arada tekrar edelim. Esfender hocamızla saat 14'te bir bağlantı kuracağız. Stüdyomuz olmasa da bugün yine ekonomiyi, özellikle enflasyona ilişkin gelişmeleri, dün açıklandı %10,23. Bu böyle mi devam edecek 2018'de? Bu faiz konusunu biraz değerlendireceğiz, konuşacağız. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Soran izleyenlerimizi bu anlamda bilgilendirmiş olalım. Bizden ayrılmayın. Haberlerle devam edelim. İç siyasete dönmüştük. Ankara'daki trafiğe bakmıştık. Grup toplantılarından bahsetmiştik. AKP ile MHP yerel seçimde ittifak yapacak mı? İzmir'de iki partinin il başkanları bir araya geldi ve bu soruya yanıt verdi. AKP'li Aydın Şengül, ittifak çalışması şu an yok ama
yarın ne olur bilemiyoruz dedi. Yerel seçime bir yıl kaldı. Büyük şehirlere aday olabilecek isimler telaffuz edilmeye başlandı. Gözler AKP ve MHP'nin yerelde işbirliğine gidip gitmeyeceğinde. İlk defa bir araya geliyoruz. Değil mi başkanım? Evet, ilk defa. İlk defa bir araya geliyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde inşallah daha sık bir araya geliriz, görüşürüz. İzmir'de MHP İl Başkanı Necat Karataş, AKP İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ile yaptığı bir ittifak anlaşması var. Meclisten geçti. Önümüzdeki süreç içerisinde ona bir hazırlık yapıyoruz. İki il başkanı da Cumhur İttifakı'ndan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyareti takip eden gazetecilerin en çok merak ettiği konu yerel seçimlerde iki partinin ittifak yapıp yapmayacağıydı. AKP İl Başkanı Aydın Şengül, ittifak çalışması şu an yok ama yarın ne olur onu bilmiyoruz dedi. Şu anda yerelle ilgili yani böyle bir çalışma şu anda yok ama yani yarın ne olur olur olmaz onu bilemiyoruz. MHP İl Başkanı Necat Karataş da yerel seçimlerde AKP ile tatlı bir rekabet yapacaklarını söyledi. Ne genel başkanımız ne yetkili kurullarımız mahalli idareler seçimleri, genel yönetimler seçimleri ile ilgili herhangi bir açıklamada yapmamışlardır. Biz önümüzdeki süreçte durumu onu gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile İzmir'de yerel yönetimler seçimlerinde bir tatlı rekabet yaşayacağız diye düşünüyoruz. Enflasyon dedik, birazdan Esfender Hocam'la da eline boyuna ele alacağız. Evet, TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda %10,23 oldu. Ulusal Kanal İstanbul'da Beyoğlu Kulaksız Semt Pazarı'na gidip fiyatları araştırdı. Bu işin heyecanı meyecanı yok abla. Hayat da pahalı, pazar da pahalı, her şey pahalı. TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Mart ayında aylık bazda %0,99 artarken yıllık bazda %10,23 oldu. Fiyatları yüksek. Kabak 5 lira, fasulye 8 lira, 12 lira, bezelye yaprak 8 lira, domates pahalı, 5 lira domates. Bize göre pahalı. İstediğiniz kadar alabilir miyiz? Hayır canım, istediğimiz kadar alamıyoruz. Mart ayının zam şampiyonu %54,57 artış gösteren karnabahar oldu. Karnabahar ise %23 artışla sivri biber izledi. Baktığın zaman insanlar hem geçimini düşünüyor hem de parayı düşünüyor. Hem geçimle para aynı seviyede kalıyor. Çünkü paran olmadığı zaman geçim olmayacak. Zor, çok zor. Karnabahar brokoli mesela 15 liraya kadar kilosu çıktı. Ne getirebiliyoruz ne satabiliyoruz, hep müşterilerle kavga. Sivri biberden sonra ise mandalina %17,18, bebek maması ise %11,34 oranında zamlandı. Hayat pahalı, evet. Vallahi şu an bana kalırsa hayat pahalı. Ekonomi çok yüksek derecede, sıkıntıda. Yine Mart ayında en yüksek fiyat artışı %54,57 ile karnabaharda olurken en fazla düşüş ise %13,42 ile salatalıkta oldu. Pahalı. Her şey pahalı canım. Bir emekli için zor bizim hayatımız. Çok zor. İstediğimizi alamıyoruz, istediğimizi yiyemiyoruz. Hayat çok pahalı. Nasıl geçinecek bir emekli parası var? Emekli parası kira mı vereceksin, elektrik su mu vereceksin, tüp mü vereceksin, kömür mü alacaksın? Aylık en fazla artış %2,3 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde olurken yıllık en yüksek artış ise %15,41 ile ev eşyası grubunda oldu. Maaşlar az geliyor bile de. Hani 1400 maaş mı olur ya? Bunun için bu yüzden millet alamıyor. Fiyatlar çok ucuz. Enflasyonun neden olduğu fiyat artışı yüzünden esnaf satamamaktan, vatandaşsa alamamaktan şikayetçi. Fiyatlar yüksek abla. Çok yüksek. Vallahi işçilik falan şu anda artış var. Fiyatlar felaket. Bir de yeşilliği yanında yalacak. Mazot yüksek abla. İstediğiniz kadar alabiliyor musunuz? Yok yok yok. Ne? Biz yarım maaş alıyoruz. Sıradaki haberimiz umut dağıtanların umutsuzluğunu anlatıyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası esnafın sorunlarını anlatan bir film çekip sosyal medyada yayımladı. Oda Başkanı Paşa Çakmak ulusal kanalın sorularını yanıtladı. Onlar yıllardır umut dağıtan piyangocular. Ancak son yıllarda umutlarını yitirmeye başladılar.
Nedenlerini de yıllardır anlatıyorlar. Yine de çözüme yaklaşamıyorlar. Aksine uzaklaşıyorlar. Esnaf yaşadığı sorunları anlatabilmek için bir film çekti ve bunu da sosyal medyaya yükledi. Sahte biletten tacizcilere, yasa dışı bahisten internet satışına kadar birçok engeli var esnafın. Bir tane yazı kazanacağım. Çıkarsa akşam size de bir yemek ısmarlayabilirim. Piyango esnafının %75'ini de engelli yurttaşlar oluşturuyor. Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası onlar için pozitif ayrımcılık istiyor. Bu insanlar Milli Piyango bayiliği yapamazsa sosyal güvenliğe büyük darbe vurur. Bu bir sosyal sorun. Piyango bayilerine devletin ve fonumuzun bakış açısı bu olması lazım. Yani bunlar engelli, bunlar yaşlı. Oda Başkanı Paşa Çakmak bu filmi neden çektiğini sorusuna yanıt verdi. Yılbaşı günü iptal eden bayiliklerimiz var. Eskide Milli Piyango bayili almak için milletvekili bakan torpiline Milli Piyango bayiliği alınıyordu. Ama şu anda bayi bulmaktan sıkıntı yaşıyoruz. Yasa dışı bahis yoluyla Türkiye'den 50 milyar doların çıktığını iddia eden Çakmak, hükümetin yer altındaki tombalayı resmileştirmesini istedi. Şu anda yer altında oynanıyor ve her mahallede 2 tane 3 tane var ve büyük cezaları da yok. Bu tombala türü şeylerini eğer devlet resmileştirirse, kumarı savunmuyorum, kumara karşı bir insanım. Ama resmileştirirse bu para devlete gider. Zaten kişi oynuyor ama daha denetimli oynar. Yasa dışı illegal olmaz. Bunu devlet resmileştirmeli tombalayı. Sorunları çözülmeyen piyango ve şans oyunları esnafı umutlarını geleceğe devrediyor. Tabii ara vereceğiz. Aranın ardından gün ortası devam edecek. Bizden ayrılmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Gün ortası devam ediyor reklamların ardından. Programımızın bu bölümüne başlarken tekrar bir Ankara'ya döneceğiz. Ankara'daki zirveye ilişkin gelişmeleri arkadaşımız Gürkan Demir'den alacağız. Gürkan, gelişmeler ne yönde? Zirve başladı. Bize neler aktaracaksın? Evet Umut Tezerer, senin de söylemiş olduğun gibi tarihi ve kritik zirve saat 1 gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlamış durumda. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rus lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üçlü liderler zirvesini başlatmış durumda. Zirveye geçmeden önce üç lider kameralar karşısına geçti ve kameralara poz verdiler. Üç ülkenin bayrağının olduğu noktada da tokalaştılar. Ardından üç liderin görüşme yapacağı odaya geçiş yapıldı. Bu üç liderin görüşmesinin ardından saat 15'te çalışma yemeği verilecek. Çalışma yemeğinde de yine Suriye'ye ilişkin gelişmeler değerlendirilmeye devam edecek. Saat 17'de de üç lider kameralar karşısına geçecek ve Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin üç ülkenin ortak deklarasyonunu kamuoyu ile paylaşacak. Zirvede daha ayrıntılı olarak zirvenin ayrıntılarına bakacak olursak, bu üç lider daha önce 2017 Kasım ayında Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişlerdi. Yine oradaki ana gündem başlığını Suriye oluşturuyordu. O zirvede terörle ortak mücadele ve Suriye'de siyasi istikrar konusunda işbirliğini konuşmuştu liderler. Bu zirvede de bu siyasi istikrarı sağlanması için hangi adımlar atılmalı, daha fazla hangi seçenekler sahada kullanılmalı, işte bunları masaya yatıracaklar. Yine 30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir başka toplantı yapılmıştı. O da Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ydi. O kongrede de bazı kararlar alınmıştı. Alınan kararlardan bir tanesi Suriye'nin geleceğine ilişkin yeni bir anayasa yazımıydı. Bu anayasanın yazımı içinde ortak bir komisyon kurulması, hem Suriye hükümetinin içerisinde olduğu hem de muhaliflerin içerisinde olduğu bir ortak komisyon kurulması kararı vardı. İşte bugün şu dakikalarda süren zirvede de liderler zirvesinde de bu anayasa yazımı konusu etraflıca ele alınıyor, masaya yatırılıyor. Yine Soçi'deki zirve gereği Suriye'nin 5 yıllık geleceğine dair, siyasi geçişe dair
üç lider Erdoğan, Ruhani ve Putin değerlendirmelerini şu dakikalarda Beştepe Sarayı'nda sürdürüyor. Daha önce Astana zirveleri yapılmıştı. Hem üç ülkenin yetkililerinin katıldığı hem Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantılar yapılmıştı. O toplantılarda da Suriye'nin bazı noktalarında ateşkes kararı alınmıştı. İşte o ateşkes kararlarına ilişkin işletilen süreçte hangi aşamaya gelindi, hangi noktaya gelindi bunlar değerlendiriliyor. Keza bu ateşkes kapsamında Türkiye'nin İdlib'de gözlem kuleleri kurmaya ilişkin bir rol üstlenmişti. O gözlem kulelerini Türkiye kurmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde de Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada İdlib'de 8. gözlem kulesi 12 numaralı olarak kurulduğunu açıklanmıştı. Hemen bu zirve öncesi İdlib'de yeni bir gözlem kulesinin kurulması da bir hayli önemli olduğunu ifade edebiliriz. Benzer şekilde İdlib'in yanı sıra Doğu Guta'da da Doğu Guta bölgesinde Suriye hükümeti, Suriye ordusu büyük ölçüde kontrolü sağlamış durumda ve oradaki silahlı unsurların nereye taşınacağı, nereye çıkartılacağına ilişkin Erdoğan, Ruhani, Putin yine değerlendirme yapıyorlar. Bu buradaki silahlı kuvvetler İdlib'e mi çekilecek, Fırat Kalkanı bölgesine mi çekilecek? Bunları üç lider etraflıca masaya yatırılıyor. Ulusal kanal ekranlarında taşıdığımız bir konu vardı. O da Washington'un Suriye'ye yönelik olası bir işgal planı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı devirmeye ve Suriye'yi işgal etme yönünde bir planı olduğuna dair tartışmalar vardı. Ulusal kanal ekranlarına bunu taşımıştık. İşte Washington'un Suriye'yi işgal planına karşı Ankara, Moskova ve Tahran hangi adımları atacak? Bunları da üç lider şu dakikalarda devam eden liderler zirvesinde değerlendiriyor. Yine liderler zirvesinde Türkiye'nin başarılı bir şekilde yürüttüğü Afrin Harekatı değerlendiriliyor. Afrin Harekatı'nın yanı sıra PKK-PYD'nin işgal ettiği diğer bölgeler yani Tel Rifat, Membiç ve Fırat'ın doğusunda da neler olacağı, Türkiye'nin buralara operasyon yapıp yapmayacağı, operasyon olursa nasıl olacak, üç ülke arasında koordine olacak mı olmayacak mı? İşte üç lider bu konu başlıklarında yine şu dakikalarda süren zirvede masaya yatırıyorlar. Liderler zirvesi de saat 15'te ifade ettik. Çalışma yemeği verilecek. Çalışma yemeğinin ardından ortak deklarasyon açıklanacağını söylemiştik. Ortak deklarasyon için de üç ülkenin bürokrasisi yoğun bir mesai yaptı. Özellikle dün Ankara'da bir araya gelen üç ülkenin üst düzey memurları üç liderin kamuoyuna paylaşacağı ortak deklarasyon üzerinde yoğun bir mesai harcayarak ortak bir metin ortaya çıkarttı. O metin üç ülkenin Dışişleri Bakanlarına sunuldu. Dışişleri Bakanları da o metin üzerinde mutabık kalması durumunda saat 17 itibariyle üç lider kameralar karşısına geçtiği zaman Suriye'ye ilişkin ortak deklarasyonunu kamuoyuyla paylaşacak. Ortak deklarasyonda olması beklenen bazı başlıklar da var. Onlardan bir tanesi Suriye'deki ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ateşkes ihlallerinin durdurulması yönünde vurguların bir kez daha ortak deklarasyonda yapılması bekleniyor. Türkiye, Rusya ve İran çünkü Suriye'de belirlenen ateşkes bölgelerinde garantörlük üstlenmiş durumda. Başkent Ankara'da zirve nedeniyle de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Umut Tözerer, 4000 polis bugün yapılacak olan ve şu dakikalarda süren zirve için görevlendirildi. Özellikle Putin ve Ruhani'nin kaldığı otellerin etrafında da geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını hatırlatalım. Ruhani dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmişti. Putin de öğle saatlerinde Türkiye'ye gelmişti ve dün Putin'le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ikili baş başa görüşmeler yaptı. Heyetler arası görüşme yaptı. Bu sabah saat 10.55'te de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel konular ile uluslararası gelişmelerde, uluslararası arenada yaşanan gelişmeler masaya yatırılmıştı. Erdoğan Ruhani zirvesi tamamlandıktan sonra üçlü zirveye geçmeden hemen önce Ruhani ile Putin de bir zirve yaptı. Onların da zirvesi yaklaşık bir saat sürdü. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rus lideri Vladimir Putin'in yaptığı ikili zirvede de yine Rusya ile İran arasındaki ikili ve bölgesel konular masaya yatırıldığını ifade edebiliriz. Tabii zirve öncesi dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Bunu az yayınımızın başladığından itibaren açıkladık. O başlıklardan birisi de dün Putin Ankara'ya gelmeden hemen önce Rus Genelkurmay Başkanı Ankara'ya gelmişti ve mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar'la da bir görüşme yaptı. Genelkurmay karargahında iki general Suriye'deki gelişmeleri de yine oradaki görüşmede masaya yatırıldığını ifade edebiliriz. Özetleyecek olursak şu dakikalarda Ruhani, Putin, Erdoğan üçlü liderler zirvesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda devam ediyor. Üç lider
3 lider görüştükten sonra çalışma yemeği yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından da bütün gözlerin çevrili olduğu dakika, yani ortak deklarasyonda olacak. Bütün gözler, kulaklar diyelim ve sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Gürkan Demir, çok teşekkür ediyoruz. Gürkan ambiyan takip ediyor. Evet, başkent Ankara'da güvenlik tedbirleri de üst düzeyde. 4000 polisin güvenlik önlemini aldığını, üst seviyede güvenlik önlemlerinin alındığını altını çizdi. Beştepe'yi gören bir noktadan, hakim bir noktadan, arkasında fonda Beştepe'yi de gördük. Zirve devam ediyor Beştepe'de. 3 ülkenin liderinin bir araya geldiği. Zirve devam ediyor. Sabah yine mini zirveler oldu bir anlamda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile bir araya geldi. Yine üçlü zirve öncesinde Putin ve Ruhani de bir araya geldiğini gördük. Şimdi arkamdaki ekrana, tam ekrana yansıyacak bir fotoğraf gelecek ekranlarınıza. Evet, bu dünkü karşılamadan, Putin-Erdoğan görüşmesinden bir fotoğraf karesi. Bugün Rusya'da, Rus basınında çok geniş yankı buldu Putin'in Türkiye ziyareti. Üçlü zirve öncesinde dün gerçekleşen bu ziyaret ve devam eden bu süreç çok geniş yankı buldu. Ben biraz onları güzel derleyen siteler var, oradan aktarmak istiyorum. Rusya basınında bakın nasıl yankı buldu dünkü başlayan ziyaret ve devam eden bu Erdoğan-Putin görüşmesi. Rusya Devlet Televizyonu, Rusya 1 TV ziyareti tarihi diye niteledi. Bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti. Rusya 1 Televizyonu, Devlet Televizyonu, iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti. Pervi Kanal, yani Kanal 1 sunucusu Kiril Kemyonov, Rusya ile Türkiye'nin yüzyıllardır Batı istediği için düşman olduğunu söyleyerek, ama şimdi tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz ifadesini kullandı. Yine Kemyonov'un yorumu şöyle oldu. Önce İngiltere, sonra Almanya ve ardından da NATO patronu Amerika iki ülkenin düşman olmasını istedi. Ama şimdi tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz diye yazdı. Yine Rusya basınından 1 milyon tirajlı Moskovski Komsomolets gazetesinde Ekaterina Pichugina'nın yorumu şöyleydi. Büyüyen aşkımızın önündeki domates engeli başlıklı bir makale yazdı Pichugina. Putin'in Türkiye'deki gündemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi bu yazıda ve domates ticareti konusunu da ele aldı. RBC'den Svetlana Burmistrova ise nükleer başlangıç başlıklı haberinde Rusya'nın Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un harcamalarının şimdiden bütçesini aştığına dikkat çekti. Kommersant'ta Andrei Kolesnikov da haberinde Türkiye'den zincirleme reaksiyon bekleniyor başlığını kullandı. Yine Rusya'nın etkin önemli gazetelerinden İzvestiya gazetesinden Yegor Sozayev Guriyev'in haberinin başlığı ise işbirliğinin enerjisi oldu. Rusya 1 televizyonundan Pavel Zarubin Putin'in limuzinine resmi ziyaretlerde zorunlu olmamasına rağmen atlı bir birliğin eşlik etmesinin büyük bir karşılama seremonisi olduğunu belirtti. Bu jest de Rusya'da, Rus basınında geniş yankı buldu. Yine Sputnik'te yer alan bir habere göre Zarubin, iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemini vurguladı. Türkiye ve Amerika arasındaki anlaşmazlıkların da altını çizdi. S-400 alımının Amerika'ya verilmiş bir mesaj olduğunu söyledi Zarubin. Nükleer santral hakkında ise Türkiye'nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Ve Rus NTV kanalı Putin'in Ankara için en cazip ziyaretçi olduğunu ve bu ziyaretin Putin'in yeni döneminde ilk yurt dışı seyahati olduğunun altını çizdi. Rusya'daki seçimlerin ardından ilk ziyaretini, yurt dışı ziyaretini böylece Türkiye yapmış oldu. Dünkü bu ziyaret Rusya'da, Rus basınında geniş bir yankı buldu. Bunu buradan aktarmış olalım. Bir başka haberden de bahsetmek istiyorum. Rusya Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov, Türkiye'deki meslektaşlarının verdiği bir istihbarat sayesinde Rusya'da ciddi bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu. Bu da önemli bir gelişme. Moskova'da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu. FSB, Rusya Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov, Türk meslektaşlarımızla, onlardan aldığımız istihbaratla Rusya'da çok sayıda masum insanın canına kıyacak saldırıları önledik dedi. Türkiye'den Rus tarafına iletilen terör saldırısı istihbaratın içeriği hakkında da hani detaya girmedi Bortnikov, ama geçen yıl dünya çapında 1600 terörist saldırı düzenlemişti.
Rusya'da 25 terör eyleminin önüne geçilmiştir. 4 saldırı ise önlenemedi. Rusya ve dünya çapındaki terör eylemlerinin yarısı ise yakından tanıdığımız IŞİD terör örgütüne bağlantılıydı dedi. Ve Türk meslektaşları, Türk istihbaratını verdi. İstihbarat sayesinde Rusya'da çok sayıda masum insanın canını yakacak bir saldırının önlendiğini duyurdu. Moskova'da düzenlenen güvenlik konferansında, Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda FSB yani Rusya Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov. Evet. Zirve devam ediyor dedik. Zirveye ilişkin Putin'in Ankara ziyaretine ilişkin önemli yansımalar oldu Rusya basınında dedik. Onu biraz derledik. Güncel gelişmelerle, haberlerle devam edelim. Avrasya Tüneli tekrar kullanılmaya başlandı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü kapatılan yol 5 saat süren çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı. Tünel bakım için gece saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yol trafiğe kapatılınca sürücüler de başka güzergahlara yönlendirildi. Avrupa ile Asya'yı boğazın altından birleştiren tünelde çalışmalar tamamlandı. 5 saatlik aranın ardından araç trafiği yeniden sağlanmaya başlandı. Sayın seyirciler, Aydın'da geçen ay AKP ile CHP arasında rakam polemiği yaşandı. AKP'liler 19 nedir diye, CHP'liler de 62 nedir diye sordu. Vatan Partisi de Aydın'da 5 nedir sorusuyla tartışmaya dahil oldu. 19 ile 62 yapılmayan projelerdi. Peki 5 nedir? Güçlü Çezik'in haberi. Yapılamayan projeler Aydın'da gündem yarattı. 19-62 derken Aydın şimdi de 5 rakamını tartışıyor. AKP'liler Aydın'da 19 nedir sorusuyla gündeme geldi. 19 rakamı CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayamadığı alt geçitlerin sayısıydı. 19 rakamı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'nun seçilmeden önce vaat ettiği 22 alt geçitten sadece 3'ünü yapabilmesi, 19'unu ise yapamamasını ifade etmekteydi. AKP'lilerin sorusuna CHP de aynı karşılığı verdi. Peki Aydın'da 62 ne olacak diye sordu. 62 ile de 62 yıldır yapılamayan havaalanına işaret edildi. Yine 62 rakamı Aydın'da bulunan Çıldır Havaalanı'nın uçuşa açılamamasına vurgu yapmaktaydı. Tartışmalara Vatan Partisi de katıldı. Vatan Partisi de Aydın'da 5 nedir sorusuyla gündem yarattı. Elbette bu sorunlar önemlidir fakat Aydın'ın çok daha önemli bir sorunu bulunmaktadır. 5 rakamı Aydın'ın Yunan işgali altındaki Eşek, Bulamaç, Nergisçik, Hornoz ve Hurşit adalarını ifade ediyor. Aydın'ın şu an 5 adası işgal altında bulunmaktadır. Bu adalar Eşek Adası, Nergisçik Adası, Hornoz Adası, Bulamaç Adası'dır. Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, Aydın toprakları Yunan işgali altındayken yapılamayan projeleri saymanın önemsiz olduğunu düşünüyor. Sadece bununla da kalmamıştır. Ege'de bulunan toplamda 152 ada, adacık ve kayalığımız yine Yunan birlikleri tarafından işgal altında. Ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yine Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'ne sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir tepki, herhangi bir açıklama gelmemektedir. Beşada işgalini gündeme getirdi. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye ile ilgili tepki çekecek açıklamalar yaptı. Türkiye provokasyon yaparak ilişkileri bozuyor diyen Tsipras, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının bir iyi niyet göstergesi olacağını belirtti. Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı. Tutuklu askerlerin serbest bırakılmasını istedi. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye-Yunanistan kriziyle ilgili tepki çekecek açıklamalar yaptı. Türkiye provokasyonlarını sıklaştırdı. İlişkileri bozuyor diyen Yunan Başbakanı, Türkiye'den dış politikadaki sorunların çözülebilmesi için daha çok çaba beklediğini belirtti.
Yunan Başbakan Türkiye'yi suçlayıp ilişkilerin düzeltilmesi konusunda özveri beklerken Yunanistan terör örgütü DHKPC üyesi Ali Ercan Gökoğlu hakkındaki Türkiye'nin iade talebini reddetti. Yunanistan terör örgütü üyesini Türkiye'ye iade etmezken Tsipras yasa dışı yollarla Türkiye'ye girip tutuklanan iki Yunan askerinin iadesinin iyi niyet göstergesi olabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan'ın iki askeri siyasi amaç için kullanıyorlar ifadesine sert tepki göstermiş. Yapılan açıklamada devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz denilmişti. Efendim, çarşamba günleri Profesör Doktor Esfender Korkmaz bizimle oluyor. Bugün stüdyoda değil ama kendisiyle bir Skype bağlantı üzerinden bir araya geleceğiz. Hocam hoş geldiniz gün ortasına. Görüntünüz hoş çok net. Hoş bulduk. Sesiniz de gayet İyi güzel geliyor. Çok sağ olun. Şimdi iki başlık var benim gündemimde. Enflasyon rakamları ya da dün açıklanan ve hükümetin bu faize ilişkin açıklaması idari bir kararla hani bir müdahil olma durumu. Önce enflasyondan başlayalım isterseniz. Şimdi yine açıklandı ve yıllık bazda 10,23 oldu. Artık kemikleşti diyebilir miyiz? Yani 2018'de hep böyle mi devam edecek enflasyon? Evet. Yani kemikleşti diyebiliriz. Çünkü 2004 yılının Nisan ayında tüketici fiyatları endeksi %9.3 oranında artmıştı. Evet. Şimdi düşünün ki 2004 yılında demek ki Türkiye tekhaneye inmiş enflasyon. Evet. O günden bugüne bazı yıllar %10'un altında oldu, bazı yıllar %10'un üstünde oldu. Bu demektir ki enflasyon kronikleşti, kemikleşti. Şimdi bu enflasyonun kemikleşmesi bugün mevcut politikalarla çözülemez. Yani para politikasıyla, bugünkü faiz politikasıyla çözülemez. Bunun için yapısal önlemlere gitmek lazım. Nedir bu yapısal önlemler? Bir defa verimliliğin artması lazım. Ekonomide toplam verimliliğin artması lazım. İkincisi ekonominin dışa bağımlı olmaktan kurtarılması lazım. Yani şimdi söz gelimi teşvikler açıklanacak. İşte efendim yine böyle çarpıcı teşvikler, yok bilmem ezber bozan teşvikler falan deniyor. Şimdi bu teşviklerde ithal ikamesi politikalarına ağırlık verilmesi lazım. Yani Türkiye bugün üretimde kullanılan ara malı ve ham maddeyi %50 oranda ithal ediyor. Bu ithal etmek yerine içeride bunların üretilmesi için teşvik vermek gerekir. Hatta gerekirse devletin de bizzat bu işin içine girmesi gerekir. Böyle olduğu takdirde hem cari açık artacak, hem ülke dışa bağımlı olmaktan kurtulacak. Ve dolayısıyla öncelikle bu teşviklere öncelik vermek gerekecek. Şimdi üçüncüsü her ne kadar efendim biz bürokrasiyi indirdik falan diyorsa da hükümet, gerçekten Türkiye'de bürokrasi çok ağır bir yük ve çok ağır bir maliyet. Bu nedenle de yatırımlar açısından caydırıcı oluyor. Dördüncüsü elbette ki bir ülkede ekonomik istikrar için, efendim enflasyonun önlenmesi için, kırılganlığın ortadan kaldırılması için siyasi ve hukuki altyapıların, insan hakları ve özgürlüklerin bunlarda ilerleme olması lazım. Tersine Türkiye'de hukuki altyapı tamamıyla kayboldu. Hukukun üstünlüğü kayboldu. Çünkü bunu biz söylemiyoruz. Bunu uluslararası kuruluşlar söylüyor. Türkiye son 10 yılda dünyada en fazla
hukukun üstünlüğünde geri düşen ülke oldu. En fazla puan kaybeden oldu. Şimdi hukuk olmayınca, hukuka güven olmayınca, yargıya güven olmayınca, yargının bağımsız olmadığı şeklinde bir dünyada ve Türkiye'de bir algı var ise kimse yatırım yapmaz. Dolayısıyla kırılganlık da önlenemez. Bunun için hukuki altyapı önemlidir. Öte yandan tabii sermaye güven ister. Bugün yani Türkiye'de bakıyorsunuz medya sektöründe, birçok sektörde belirli ölçüde siyasi iktidarın etkisi var. Yahut da kaynakların nasıl tahsis edileceğini, yani piyasada kaynakların yahut işte servetin yahut gelirlerin kimlere gideceğini adeta tayin ediyor. Bunu neyle tayin ediyor? İhalelerle tayin ediyor, imtiyazlarla tayin ediyor. Bunların mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Aksi takdirde bunlar piyasa ekonomisinin işleyişine de aykırı ve dolayısıyla yani servetlerin belirli ellerde yığılmasına neden oluyor. Bütün bunlar uzatılabilir. Söylemek istediğim, bu yapısal önlemleri almadığımız sürece kronik enflasyon, bu kemikleşmiş enflasyon devam edecek. Sorunuzun ikinci ikinci bölümü, bu sene devam eder mi? 2018'de. 2018'de devam edeceğinin bir takım göstergeleri var. Bunlardan birisi çekirdek enflasyon. Söz gelimi geçen sene Mart ayında çekirdek enflasyon %9.46 idi yıllık olarak. Bu sene bu %11.44'e çıktı. Çekirdek enflasyon, enflasyonu arize olarak etkileyen, geçici olarak etkileyen faktörleri çıkardıktan sonra geriye kalan asıl kemik enflasyon dediğimiz enflasyon, bunun artış yönünde olması demek ki enflasyonun bu sene de devam edeceğini gösteriyor. Başka bir gösterge 12 aylık ortalamalar. 12 aylık ortalamalar da bu sene daha yüksek. 12 aylık ortalamalara göre TÜFA oranı daha yüksek. Bu 12 aylık ortalamalar enflasyonun eğilimini, trendini gösteriyor. Bu bunlar da bize şunu ifade ediyor. Yani 2018'de de Türkiye çift taneli enflasyona devam edecek. Önlemler dediniz. Verimlilik artmalı, dışa bağımlılık son bulmalı. İthal ikamesi, yani teşvikler ona göre yapılmalı, bürokrasinin yükü ya da maliyeti azaltılmalı dediniz ve tabii hani güven ortamı, güven olsun ki çarşılar, evet, pazarlar biraz şenlensin. Şunu sormak istiyorum, enflasyon hani pahalılık demek, alım gücünün düşmesi demek. Şimdi vergilerde bir düzenleme yapılabilir mi? Bazen biliyorsunuz böyle aflar geliyor, muafiyetler geliyor ya da yeniden yapılandırmalar geliyor ama benim esas sormak istediğim şu, örneğin Güler Sabancı da ya da asgari ücretli bir çalışan da bir ekmeği alırken aynı vergiyi ödüyor. Yani alım gücünü ya da pahalılığı düşündüğümüzde vergilerde bir düzenleme yapılabilir mi? Enflasyonun bu verdiği zararı, toplum üzerine yarattığı tahribatı azaltma noktasında bir çözüm olabilir mi? Şimdi tabii enflasyon ve vergiye farklı bakmak lazım. Eğer enflasyon vergi arasında bir ilişki kuracaksak ona bakmak, farklı bakmak lazım. Aslında tüketim üzerindeki vergiler yüksek olması tüketimin azaltılması açısından etki yapar ve dolayısıyla tüketimin azaltılması tabii enflasyonu frenleyen bir faktördür. Yani enflasyonu aslında tüketim artışı arz talep dengesizliği oluşturuyor. Burada da tüketim artışı yüksektir. Şimdi burada tabii vergi açısından değil, vergi adaleti açısından bakacak olursak elbette vergilerin %66'sını, 1/3'ünü tüketim vergileri gibi dolaylı vergiler, yani gelir vergisi, kurumlar vergisi, bunlar doğrudan doğruya vergilerdir. Dolaylı vergiler de işte katma değer vergisi, ÖTV gibi vergilerdir. 1/3'ü bunlardan ileri geliyor.
Yani benzinin 1/3 diyelim, akaryakıtın vergi, işte toplanan vergilerin, toplam vergi gelirlerinin 1/3 bu şekilde dolaylı vergi ve bunlar da düşük gelir grupları üzerinde yükü. Şimdi burada tabii yapılması gereken, yani enflasyonu düşürmek ayrı bir olay. Ama gelir dağılımı açısından fakir fukaranın verdiği vergileri azaltmak lazım. Bu da nasıl olur? Bu da işte düşük gelir gruplarının tükettiği mallardan daha düşük vergi almakla olur. Ama şimdi bunları, bütün bunları söylüyoruz da, ama bugünkü siyasi iktidarın böyle bir gündemi yok. Bugünkü siyasi iktidarın gelir dağılımını düzeltme gibi bir hedefi yok. Bugünkü siyasi iktidarın hedefi işte seçimlerde para dağıtarak, tüketimi artırarak, yani bu yola istikrarsız, zikzaklı bir büyüme sağlayarak seçim yıllarında daha büyüme, daha çok oy, seçim yıllarında daha çok kredi, daha çok efendim COVID kredisi ve bu yolla daha çok bütçeden para dağıtılarak bu yolla tüketim artırılıyor. İşte bir geçici bir suni refah yaratılıyor. Hatta ve hatta sıcak para girişini artırmak için önlemler alınıyor. Ve bu yolla ekonomi böyle bir suni bir refah yaşıyor. Ama bu refahın bir maliyeti var tabii. Nedir bu maliyet? Bu maliyet işte cari açığın artması, ki bugüne kadar 14 yılda Türkiye 550 milyar dolar cari açık vermiş. İşte cari açığın artması, dış borcun artması, 450 milyar dolar dış borç stoğumuz var. Yani bu gibi negatif etkileri oluyor böyle seçim popülizminin. Şimdi seçim popülizminin negatif etkilerini bugün göremiyoruz. Hani büyüme yaşadık diyor. Ama güzel de, yani şimdi diyelim ki sen eğer bir yıl içerisinde milli gelirini dolar cinsinden diyelim 100 milyar dolar artırmışsın ama 50 milyar dolar da dış borç almışsın. O zaman demek ki gerçek büyüme değil, borca dayanan bir büyüme yaşamışsın. Bütün bunları dikkate alırsak aslında bugün Türkiye iktisat politikaları olmadan, ekonomi politika olmadan yönetiliyor. İşte günübirlik politikalarla yönetiliyor. Mamafi işte hükümetin söylemesi, efendim teşvikler, bilmem vergi indirimleri, ondan sonra hatta faizleri şeyle efendim kararlarla faizleri yöneteceğiz falan demesi aslında bu günübirlik politikaları söylüyor. Şimdi bunun yolu tabii, yani bu iktisat politikaları bu değil. Bunun için de Türkiye bugün aşırı kırılgan bir ülke oldu ve riskler çok yüksek. Hükümetin yapması gereken bu konuda bir vergi reformu olmalı. Ama bu vergi reformu ya gerçekten vergilerin, yani diyelim ki mesela yeni vergiler, rant vergisi gibi yeni vergiler getirecek nitelikte olmalı. Fakir fukaranın üzerindeki vergi yükünün düşürmesi şeklinde olmalı. Ama zannetmiyorum ki bu seçim sıralarında ya bugünkü siyasi iktidar böyle bir yola başvursun, zannetmiyorum. Sizden daha fazla böyle enflasyon yaşayan ülke var mı ya da kaç ülke var? Yani bizden başka enflasyon yaşayan birkaç ülke var. Ama mesela Hindistan'da bizden ilerideydi ama bugün geride kaldı. Şimdi bir örnek vereyim mesela. Şimdi gelişi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı 2.2. Mesela Almanya'da 1.7. Hani Yunanistan'da fazlaydı. Yunanistan'da da bizim altımıza düştü. Şimdi gelişmekte olan ülkeler tabii önemli. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Asya Pasifik ülkelerinde 2.2. Hindistan bizden daha fazlaydı. Hindistan 4.7'ye
geriledi. Güney Afrika bizden daha yüksek enflasyon yaşıyordu. O da enflasyonu düşürdü. Yani böyle birkaç küçük ülkeyi saymazsak, mesela bize örnek olabilecek Brezilya'da enflasyon 4.1, Doğu Avrupa ortalaması 5.1, Rusya 4.1. Yani biz neredeyse dünya ortalamasının iki katı enflasyon yaşıyoruz. Ama şimdi hiç enflasyon gündemde olmuyor. Yani paket diyor. Mesela niye enflasyonu düşürücü paketler hazırlanmıyor? Çünkü enflasyonu düşürmek için yapısal önlemler almak lazım. Kemer sıkma politikaları uygulamak lazım. Ama bugünkü siyasi iktidarın bu işine gelmez. Yani ama o zaman ne oluyor? Enflasyon işte, yani millet alıştı enflasyona. İşte bu enflasyon yoluyla işçinin memurun geliri, reel geliri düşüyor. Çünkü işçinin memurun enflasyonu daha yüksek. Ama bu hükümet ortalama enflasyon kadar, ortalama tüfe kadar zam yapıyor. Oysa ki işçinin mutfak enflasyonu memurun daha yüksek. Şimdi böylece tırtıklıyor. Yani mesela devlete borç veriyorsun. Devlet iş borçlanma senetlerinde faiz eksi, reel faiz. Enflasyonun altında faiz var. İşte oradan bir gizli vergi alıyor. Özelleştirme yapıyor. Yani özelleştirme gelirini bütçede kullanıyor. Ki yani burada parantez içinde söylemek lazım. Bakın ben şahsen bu konuda, bu özelleştirme konusunda çok dertliyim. Şimdi neyi? Bakalım, Telekom'u özelleştirdi. Yani sen şimdi neredeyse bu Telekom hizmetleri tekel olduğu için, tek bir firmanın Telekom'un elinde olduğu için, yani Türkiye altyapı tekeli tek bir özel sektörün elinde, istediği fiyattan yapıyor, istediği zaman kesiyor, istediği zaman efendim sana yüksek veriyor. Yani hiçbir zaman kimse bu Telekom hizmetlerini eskiye göre daha ucuz da alamıyor, daha kaliteli de alamıyor. Şey, et balık kurumunu özelleştirdiler. Etin kilosu bilmem bugün çıktı 60 liralara. Yani 50 liralara, 60 liralara çıktı. Yani bu özelleştirilen kurumlar, bakın geçenlerde şimdi şeker fabrikalarını özelleştirecekler. Şimdi Türkiye şekeri daha çok pahalı yiyecek ve daha çok bilmem zararlı katkısı olan şeker üretecek. Yani netice olarak bunlar böyle geleceği olan, yani topluma, yani fayda maliyet hesabı yapmıyorlar. Toplumsal fayda maliyet hesabı yapmıyorlar. Onun için de maalesef Türkiye'de enflasyonda da öyle. Yani bir kemer sıkma politikası uygulamadan, bir planlama yapmadan bugünkü enflasyonu önlemek mümkün değil. Ama enflasyon da dediğim gibi görünmüyor, ama enflasyonun gizli tahribatı ağır oluyor. Yani bu gizli tahribatı, işte gelir dağılımı aşırı bozuluyor. Sosyal sorunlar yaşıyor Türkiye. Yani gelir dağılımının bozulması, işte toplumun ayrışması, yani hep bunlar bu nedenle. Gelir dağılımı aşırı bozulursa bu maalesef teröre kadar giden, yani terörü besleyen unsur haline geliyor. Yani bunlar aslında Türkiye'nin sorunları. Ya bunlar da böyle günübirlik politikalarla, efendim ben yeni paket hazırladım bilmem, böyle çarpıcı algı yaratma yollarıyla olmaz. Konusunda zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle faizler üzerinden bazı sözleri, cümleleri oldu. Hatta Merkez Bankası'nın hedef alan cümlelerdi. Şimdi bu faiz konusuna dönersek, hükümetin idari bir kararla faizlere hani müdahil olacağı, düşüreceğine ilişkin bir açıklaması, böyle bir düzenleme olabilir mi? Ya da olursa etkisi ya da etkileri ne olur? Şimdi yani bu gerçekten, bunlar hep Amerika'yı yeniden keşfediyorlar. Yani yeni ilginç önlemler duyuyoruz yahut da kararlar duyuyoruz. Şimdi bakın, ben size faizlerle ilgili bazı veriler vereyim.
2014'ten 2018'e kadar mevduat faizi hep enflasyonun altında kalmış ve brüt mevduat faizi hep eksi olmuş. Bazı yıllar mesela 2014 yılında mevduat reel faizi enflasyonun etkisi çıkarıldıktan sonra eksi 1.98 olmuş. Yani 2018 yılında eksi 0.46 olmuş. Şimdi mevduat faizinin eksi olması tasarruf sahibinin kaybetmesi demektir. Yani ne oluyor bu eksi faiz? Tabii tasarruf sahibinden bankalara kaynak transfer ediliyor. Şimdi eksi faiz olması ayrıca tasarrufları engelliyor. Çünkü yani birinin parası bankada eriyecekse ya işte yastığın altında daha hızlı erir. Eriyecekse onu harcıyor. Yahut bunu dövize yatırıyor. Bu sefer kurlar artıyor. Yahut işte ölü yatırıma, gayrimenkule yatırıyor. Yani parası eriyen adam bunun para olarak tutmuyor elinde. O zaman ne oluyor? Yani gayrimenkule yatırıyor, ölü yatırım. Yani bir konut inşaat halinde istihdam yaratır, büyümeye katkı yapar ama konut yatırımı bittikten sonra ölü yatırım. Yahut da işte dövize yatırıyor, kur artıyor. Yetmedi bir yani yurt dışına döviz transferi oluyor. Şimdi demek ki mevduata eksi faiz vermenin böyle bu gibi yan etkileri var. Şimdi devlet iş borçlanma senetleri de öyle. Bakın o da 2014 yılından 2018 yılına kadar yalnızca 2015 yılında bir reel faiz vermiş 2.14. Onun dışında mesela 2018'de eksi 2.42 olmuş. Yani devlet iş borçlanma senetleri de eksi faiz veriyor. Şimdi hükümetin açıklamasında diyor ki biz diyor idari kararla faizi borçlanmayı bütçeden borçlanmayı düşüreceğiz diyor. Yani şimdi borçlanma düşse bile düşürmenin bu faize bir etkisi olmayacak ki. Zaten eksi faiz, eksi 2.42 faiz, reel faiz şunu ifade eder. Devlet hem borç veriyorsun hem de %2.42 oranında bir gizli faiz veriyorsun. Yani devlet hem senden borç alıyor hem de gizli faiz diyorum, gizli vergi alıyor. Bir nevi vergi bu tabii, devlete verilen bir nevi vergi. Şimdi hal böyleyken yani mevduat faizi ve devlet iş borçlanma senetlerinde faizler eksi iken öte yandan kredi faizleri yüksek tabii. En az %50 oranında bankaların verdiği kredi faizleri yüksek. Şimdi bunun yolu ayrıca tabii ikinci husus bankalar size borç para verirken yahut yatırımlar için borç kredi verirken verdiği kredi faizlerine yıllık üzerinden aylık üzerinden faiz uyguluyor. Yani aylık faiz uyguluyor. Ama mevduata yıllık faiz veriyor. Yahut Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti yıllık yahut da diyelim ki banka tahvil çıkarıyor. Bunu içeride ve dışarıda satıyor. Yıllık faizle satıyor. Yani topladığı parayı yıllık faiz üzerinden alıyor. Verdiği kredileri aylık faiz üzerinden veriyor. Şimdi aylık faiz üzerinden vermek tabii bir anarşidir. Yani kırılganlığı artırır. İşte enflasyonu artıran bir faktör de odur. Belirsizlik yaratır. Şimdi neden bugünkü siyasi iktidar bu iki konuyu kanun yoluyla çözebilir? Nasıl çözebilir? Yani bugün eğer sen topladığın paranın maliyeti %10'sa vereceğin kredinin faizi de en fazla %12 olmalı, 13 olmalı değil mi? %20-30 karlılık yetmez mi yani? Hani sanayi %20 karlılıkla çalışıyor, %10, %20 karlılıkla çalışıyor. Ama bunlar %50, %60'ın üzerinde karlılık alıyorlar. Ya kar marjı yüksek. Bir de tabii kredi kartlarında bu %100, %200'e kadar ulaşıyor kar marjları, bankalar. Şimdi bir kanun çıkarırsın,
Dersin ki kardeşim bankaların maliyeti, yani kaynak kullanma maliyetinin %20'si kadar, kredi kartlarında %30'u kadar kar marjı var diye. Kanun çıkarırsın, olur biter. Böyle bir kanun ben de hazırlamıştım. AKP iktidarı reddetti. Diğer muhalefet partilerinden başka arkadaşlar da hazırlamıştı, reddetti. Şimdi bunu reddediyor, ondan sonra ben idari kararla diyor bunu çözeceğim. Şimdi öte yandan yani aylık faiz. Burada parantez içinde bir şey daha söyleyeyim. Yani bu kredi kartlarında faiz oranlarını Merkez Bankası belirliyor. Yani sen Merkez Bankası'na yüksek faiz verme diyorsun ama Merkez Bankası %33 galiba şu anda gecikme faizi. Aktif faiz %20,5-21. Desene ben Merkez Bankası'na, çünkü bunları tayin etmek yetkisi, kararlaştırmak yetkisi Merkez Bankası'nın yasaya göre. Yani banka ve kredi kartları kanuna göre Merkez Bankası banka ve kredi kartları azami faizlerini belirliyor. Desene Merkez Bankası'na, onun elinden al, kanun çıkar. Ona da de ki kardeşim en fazla banka ve kredi kartlarında aktif faizde %20, gecikme faizinde %30 kar marjım vardı. Olsun bitsin yani. O zaman hem kendi Merkez Bankası'nın azami faizi belirliyor, hem bütün bankalar bu azami faiz üzerinden faiz alıyor. O da kartelleşmedir. Kartelleşme de anayasaya aykırıdır. Ve hem de diyorsun ki ben idari yolla çözeceğim. Yani şimdi bunlarla ilgili de bir takım kanun teklifleri ben de vermiştim, diğerleri de vermiştim. Bunları reddet, ondan sonra Merkez Bankası'na kanunla bu yetkiyi ver, ondan sonra da faizden şikayet et ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii burada sorun nedir bilmiyorum, idari yolla nasıl çözülür ama bence tabii bunların idari yolla çözülmesi mümkün değil. Çünkü yani bu bir piyasa, ya mevzuatla bu piyasayı düzenleyeceksin ya da devlet olarak müdahale edeceksin. İşte Merkez Bankası müdahale edecek. Yani faizleri kararlaştırırken düşük kararlaştıracak. Ya bunlar yapılmadığı sürece bu yine böyle bir cin fikirlerle bu işin yoluna gireceğini, bu kredi faizlerin düşürüleceğini tahmin etmiyorum. Kaldı ki bir de soru sormak lazım. Düşürmek lazım mı? Yani dediğim gibi mevduat ve iş borçlanma faizleri zaten eksi. Öbür faizlere de bir kanunla sınırlama getirirsen o zaman idari olarak bir takım kararlar almana gerek kalmaz. Kaldı ki söylediğim gibi idari karar da bu işi çözmez. Yani piyasaya idari kararla nasıl müdahale edeceksin? Hocam çok teşekkür ediyorum. Faizler, evet biraz sonuna geldik. Faizler ve enflasyon konusuna değinme fırsatı bulduk. Enflasyon kemikleşti çok net. Bu faizler konusunda da Amerika'nın yeniden keşfi dediniz. Hani keşfedecek Amerika'da kalmayacak. Amerika'nın ekonomisi, siyaseti ya da dünya değil mi? Ölçeğindeki ağırlığına baktığımızda, gidişata baktığımızda keşfedecek Amerika'da kalmayacak. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Çok sağ olun katılıp katkıda bulunun. Skype da olsa güzel bir sohbet bağlantı oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın, haftaya görüşmek üzere. Evet, Profesör Doktor Esfender Korkmaz'dı konuğumuz. Her çarşamba ekonomi sohbeti yapıyoruz kendisiyle. Enflasyon, dün açıklanan rakamlara biraz değindik. Kemikleşti dedi hocam özetle ve bu hükümetin faiz konusunda idari bir kararla müdahale olması, düşüreceğim demesi. Bunun etkilerini biraz değerlendirmeye çalıştık. Haberlerle devam edeceğiz. Amerika destekli Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e hava saldırısı söz konusuydu. Saldırıda çok sayıda çocuk yaşamını yitirdi. Amerika'nın Suriye'de kalıcı olmasını isteyen Suudi Arabistan, Yemen'de sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyon 3 Mart'ta Yemen'in kıyı kenti Hudeyde'ye hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre 7'si çocuk 12 kişi, bazı kaynaklara göre de 16 kişi saldırılar sonucunda hayatını kaybetti.
Bölgedeki sağlık görevlileri ve görgü tanıkları ölenlerin hepsinin aynı aileden olduğunu ifade ediyor. Öte yandan saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler'den kınama geldi. Açıklamada ülkede son yıllarda çocuklara yapılan en ölümcül saldırı ifadeleri kullanıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon söz konusu haberleri incelediklerini belirtti. Husiler ise saldırının ardından Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırısı yaptıklarını duyurdu. Son verilere göre Yemen'de her 10 dakikada bir 5 yaş altında bir çocuk önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Filistinlilerin İsrail-Gazze sınırındaki büyük dönüş yürüyüşü gösterileri devam ediyor. 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede geceleri de nöbet tutulmaya başlandı. Filistin'de toprak gününün 42. yıl dönümünde başlayan büyük dönüş yürüyüşü 5. gününü geride bıraktı. Gazze-İsrail sınır hattında toplanan binlerce Filistinli çadır kurmaya başladı. Buradaki herkes günlük olarak haksızlıklara maruz kalıyor. Neden burayı terk edelim? Gazze'den haksızlık ve abluka kaldırılana kadar gösterilerimizi sürdüreceğiz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yan yana sıralanan beyaz çadırların oluşturduğu kampın girişinde İsrail mermilerine karşı hazırlanan kum tepeleri de dikkat çekiyor. Gazların, mermilerin, molotof kokteyllerinin gri bir görüntü oluşturduğu sınırda güneşin batışı ile birlikte bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyor. Havanın kararmasıyla dönüş nöbeti başlıyor. Akşam yemekleri hep birlikte hazırlanıyor, birlikte yeniyor. 65 yaşındaki Filistinli Sua Kadi ise eylemlere farklı bir şekilde destek oluyor. Çünkü sadece ekmek yaparak Filistin kültürünü canlı tutmuş ve İsrail'in attığı kurşun ve gaz bombalarının yorgun düşürdüğü Filistinli göstericilerin direnişine destek vermiş oluyorum. Filistinliler kararlı, sürgün edildikleri topraklarına geri dönene kadar eylemler sürecek. Bursa'da Büyük Birlik Partisi'nden Vatan Partisi'ne yeni öncüler katıldı. Üyeler artık biz de birer neferiz dedi. Beni en son etkileyen Vatan Partisi'nin yıllardır siyasi partilerin HDP terör örgütü karşısında hep mücadele vermesinin sahte olduğunu gördüm. Ve bunun da en samimi Vatan Partisi'nde gördüm. Vatan Partisi'nin terörle mücadeledeki kararlılığı partiye yeni üyeler kazandırdı. Vatan Partisi'ni öne aldım ve bundan sonra inşallah bu yol devam edeceğim. Elinden gelen gayreti göstereceğim. Büyük Birlik ve Türk Birliği Partisi'nden ayrılanlar Vatan Partisi'ne katıldı. Bunun akabinde geriye doğru incelediğimde Vatan Partisi'ni ve Vatan Partisi'nin can alıcı etkinliklerini gördüm. Üyeler neden Vatan Partisi rozeti taktığını anlattı. Dik duran... Önce vatan diyen, HDP kapatılsın, PKK ile mücadelesi, bu yüzden Vatan Partisi'ne katılma kararı aldım. Daha önce BBP ve TBP'de yöneticilik yapanlar şimdi vatan bütünlüğü için kolları sıvadı. Biz nefer olarak geldik. Görev ne verirseler biz talibiz yani hizmete geldik buraya. Antalya'da yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin depolardaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele verilen yangın neyse ki kontrol altına alındı. Antalya serbest bölgedeki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının imalat deposundaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Yangında 3 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısay ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Evet.
Türkiye'nin güneyinde deniz keyfi, doğusunda ise kar vardı. Kars, Ardahan ve Erzurum'da kartpostallık görüntüler oluştu. Türkiye aynı anda dört mevsimi birden yaşıyor. Bir yanda denize girenler, diğer yanda kara hazırlıksız yakalananlar. Nisan ayıyla birlikte bahar geldi derken Doğu Anadolu'da yağan Kars'a görenleri şaşırttı. Kars'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Vatandaşlar işe gidebilmek için araçlarının üzerindeki karı temizledi. Ardahan'da ise yoğun karın ardından kıştan kalan manzaralar yaşandı. Erzurum'da da gece başlayan kar, kent merkezleriyle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yetkililer zirai don konusunda çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Baharın gelmesiyle birlikte kuzuların mera hasreti sona erdi. Ağlarından çıkan kuzuların anneleriyle kavuştuğu anlarsa içimizi ısıtacak görüntülere sahne oldu. Mera'dan dönen anneleriyle kavuştular. Gönüllerince koşup oynadılar. Doğu Anadolu'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte koyun ve kuzuların mera hasreti sona erdi. Kış boyunca ağıllarda beslenen kuzuların mera'dan dönen anneleriyle buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en önemli hayvan yetiştiriciliği bölgesi olan Doğu Anadolu'daki çiftçi de yem masrafları azalacağı için mutlu. Bizim için de bir kolaylık sağlanıyor. Hayvanların dışarı çıkması. Artık onlar da bıktılar. Biz de bıktık. Bakmakla büyük bir yük altındayız. Kışın sert geçtiği bölgede baharın gelmesiyle ağıllardan çıkan kuzular bol bol otlayıp karnını doyuruyor. Çekiyorum. Kışı zorlukla atlatan çiftçilerin bir diğer sorunuysa çoban bulamamak. Adam arıyoruz. Parayla adam arıyoruz, bulamıyoruz. Çalıştıracağız, adam arıyoruz, bulamıyoruz. Şimdi akvaristlerin yani akvaryum sorumlularının zorunlu mesaisini ekranlarınıza taşıyacağız. Onlar günlerini dev köpek balıkları ve vahşi canlılarla geçiriyor. Bu şaşkın Gento pengüveninin karnı aç. Bu kapibaranın da balıkların sağlık sorunları, kaplumbağanın ise bakıma ihtiyacı var. Akvaristler yani akvaryum sorumluları da bu yüzden burada. Pengüvenlerin genel olarak sağlık durumlarına bakıyoruz. Daha sonra beslemeye geçiyoruz. Her gün multivitamin kompleks veriyoruz. Dev akvaryumlara hayat veren akvaristlerin mesaisi oldukça zorlu. Akrilik temizliklerimizi dalgıç arkadaşlarımız yapıyor. Yine dipteki olan, suda olan diğer atıkları dalgıç arkadaşlarımız temizliyor. Köpek balığından orfoza, anakondadan kabibaraya birçok deniz ve kara hayvanı var burada. Ve bakımları da meşakkatli. Vatozlarımızı bizzat elle besliyoruz. Vatozlarımız tehlikeli, kuyruklarındaki iğnelerden dolayı tehlikeli bir tür. Kum kaplanı köpek balıklarımız var. Kum kaplanı köpek balıklarımız çok büyük bir balık. Devasa büyüklükte yani bir insan boyunda balıklar. Bunlar haftada iki defa besleniyor. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere. Bunları bizzat elle besliyoruz. Elimizi kapmasın diye koruyucu eldivenler ve ekipmanlar kullanıyoruz bunun için. Beslenme, bakım ve tedavileriyle ilgilenen akvaristler zorlu bir mesleği icra etseler de akvaryuma hayat vermenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu meslek herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Gördüğünüz canlılarda kapibara, Güney Amerika kökenli, yağmur ormanlarında yaşıyor. Gayet uysal hayvanlar. Sebze ağırlıklı besleniyorlar. Hayvanları seviyorsanız, işini severek yaparsan bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Akvaryumu her yıl yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret ediyor.
Efendim bu haberle veda ediyoruz. Yarın saat 12.30'da gün ortasında tekrar görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalınız.